Evet, tarih 11 Aralık 2023. Türk futbol tarihine kara gece olarak geçecek bir günün arifesindeyiz. Evet, gerçekten Türk futbol tarihinde böyle bir olay, bir kulüp başkanı ve yöneticilerin ilk defa değil tabii ki saldırıları ama böylesine bir vahşet bugüne kadar o çimler üzerinde hiç görülmedi. Bir kulüp başkanı adeta ipini koparırcasına hakemin yanına yaklaşıyor. Tüm engellemelere rağmen etrafında polis de yok. Ve Türkiye'nin bir numaralı hakemi Halil Umut Meler'i milyonların gözü önünde yumruklayıp, tekmeleyip adeta nakavt ediyor. Böyle bir vahşet, evet, trafikte yaşanıyor. Kadın cinayetlerinde yaşanıyor ama futbolumuzda tabii ki hakemlere karşı amatör kümelerde, alt liglerde birçok olaylar yaşandı. Hakemler daha feci dayak yediği dönemler oldu. Ama Türkiye'nin bir numaralı hakemini düşünün, UEFA'nın bir gözbebeği olan, son dönemde sık sık maç almış olan ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görev alması büyük ihtimal olan Halil Umut Meler, bugün başkent Ankara'da, Atatürk'ün başkent ilan ettiği Ankara'da, milyonların gözü önünde maç bittikten yaklaşık 20 saniye sonra Ankara Gücü Kulüp Başkanı tarafından adeta linç edildi. Sol gözü kapandı, kafasında darp izleri var ve yerde de en az 3-4 tane farklı kişilerden tekme yedi. O yüzden artık 11 Aralık 2023 Türk futbol tarihinde bir kara gece olarak geçecektir ve yerini alacaktır tarihte. Peki bunu yapanlara ne olacak? Normalde şu anda bunların hemen gözaltına alınıp hemen mahkemeye çıkarılıp nöbetçi hakimlik tarafından normalde tutuklanıp hapsedilmesi gerekiyor. Futbolda bir şiddet yasası var. Size tabii bu şiddet yasasından bazı alıntıları da yapacağız. Çünkü burada bir adam öldürmeye teşebbüs var. Evet, Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç şu anda Halil Umut Meler'e yapılan saldırı hakkında soruşturma başlatıldı dedi. Ve derhal bu kişilerin bugün evinden, iş yerinden nerede şu anda bulunuyorsa derhal o etraftaki 10 kişinin hemen gözaltına alınıp, ifadelerini alıp nöbetçi hakim tarafından tutuklanmaları gerekiyor. Yani hakem dünyanın en rezil maçını da yönetmiş olsa hakemin cezasını hiçbir insanın eylemleriyle, yapmış olduğu fiziki hareketlerle kimsenin ona bedel ödetme hakkı yok. Ama Ankara'da Eryaman Stadı'nda Halil Umut Meler adeta yerle bir edildi. Bütün hakemlik camiası yerle bir oldu şu anda. Hakemlerden açıklamalar geliyor, vereceğiz. Bugün gerçekten uzun bir gece olacak. Şoktayız yani hepimiz. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu. Yani normal bir taraftar girip vurdu, evet, diye düşünüyorduk. Tabii ki o da çok çirkindi. Mutlaka dakikalarca, saatlerce onu konuşacaktık ama bir baktık ki Ankara Gücü kulüp başkanı bu. Yani düşünebiliyor musunuz ya? Yılların Ankara Gücü kulüp başkanı, şimdi bantları da var, geliyor. İşte futboldaki marka değerini arttırmak için yapmış olduğu konuşmalar var. Yine geçen yıl Eylül ayı 2022'de Josef de Souza bu statta sahaya giren ve futbolculara saldırmak isteyen bir taraftarı yaka paça indirdi. Sadece savurdu. Josef de Souza ceza aldı bu Futbol Federasyonu tarafından ve sonra da adam zaten ülkeyi terk etti. Ve Souza o gün ne söylemişti? Esasında direkt onunla başlamamız daha iyi olur. Hazırsa o bant. Bir yıl önce bakın Josef de Souza sanki bugünü adeta görürcesine net bir açıklama yapmış. Sonra Hikmet Karaman'ı da bağlamaya çalışacağız. O da diyor ki aynı kulüp başkanı, yani ben ismini artık ağzıma almak istemiyorum. Utanıyorum. Yani şerefsiz desem, ahlaksız desem ne olacak ki? O yüzden ben o kişiyi kulüp başkanı olarak görmüyorum. O kişinin adından da bahsetmek istemiyorum. Yorumcuların bahsedebilir. Ben almak istemiyorum bu gece o kişinin
adını anmak da istemiyorum. Ama bakın Josef de Souza bir yıl önce Eylül ayında, yani 14 ay önce Ankara Gücü Beşiktaş maçından sonra bir taraftarı sadece sahaya yere indirdi diye ceza almıştı ve neler söylemiş bakalım. Bu durumu, bu aldığım cezayı, bu cezanın nasıl verildiğini, tüm bu durumları ailemle zaten sürekli konuşuyorum. Bunun adil olmadığı şüphe götürmez bir gerçek. Çok adil olmayan bir ceza aldım. Ve ailem ve ben şu an bu yaşanan olay yüzünden, buna verilen reaksiyon yüzünden bu tarz olayların tekrar yaşanabileceği konusunda belirli güvensizlikler hissediyoruz. Çünkü bu çok basit bir olay değildi ve ceza alması gereken kişiler hiç ceza almadı desek belki yeridir. Yani rakibimizin aldığı cezalar ortada. Bu anlamda bu bir anlamda bir güvensizlik yaratıyor. Yani böyle bir şeyin yaşanması ve yaşandıktan sonraki aksiyonların yeterli olmadığını bence yeterli olmadığına kanaat getirebiliriz. Şimdi buradaki olanlara, kamuoyuna ben bir soru sormak istiyorum. Maalesef çok kötü bir olay yaşandı sahada. Bu olayı şöyle düşünelim. Neyse ki öyle bir şey olmadı ama bir varsayımsal, farazi konuşalım. O esnada sahaya giren taraftar eğer Cenk'i ya da Salih'i sakatlasaydı ya da elinde onları yaralayacak, zarar verecek bir alet olsaydı, bir şey olsaydı ve o oyuncular ya da herhangi birimiz, hakem fark etmeksizin yaralansaydı, sakatlansaydı ya da o tekme yüzünden bir sakatlık yaşasaydı, insanlar bana bir maç ceza mı vereceklerdi yine? Yine ben o hareketi yapsaydım. Ya bu oyuncular, yani Türk kamuoyunun zaten hani burada çoğu kişi aynı fikirde, hemfikir. Ya bu cezanın ne kadar yanlış olduğunu zaten bence tartışmaya gerek yok. Ama tekrar soruyorum. Milli oyuncularımız, takım arkadaşlarımız Cenk ya da Salih bir şey olsaydı ciddi anlamda futbol oynamalarını engelleyecek. Bazı insanları görüyorum kamuoyundan daha çok ceza almamı söylüyorlar, istiyorlar. Fakat böyle bir durum yaşansaydı gerçekten şu an Josef'in cezasını mı konuşacaktık biz? Herkes geçmiş olsun diyecekti. Bu şekilde herkes bu olayı kınayacaktı. Yani sadece bu aradaki farkı bence biraz düşünmemiz gerekiyor. Ve bu tür durumlar da bu şekilde cezalandırıldığı zaman bu tür futbolunun maalesef imajına zarar veriyor benim kanımca. Evet ve bir maç ceza almıştı. O ceza haklı olarak Josef de Souza'ya çok koymuştu ve sonrası zaten iplerde kopmuştu. Bu ailesiyle beraber burada yaşamak istemediklerini belirtip ayrılmışlardı. Ve bugün yine aynı statta aynı takımın taraftarı değil, örnek olması gereken, insanları sakinleştirmesi gereken, telkin etmesi gereken bir kulüp başkanı maalesef bu üzücü olaya, bu şok edici olaya, bu ahlaksızca, haysiyetsizce, bu utanç verici olaya imza attı ve Türkiye'nin gerçekten futboldaki eriyen, yok olan marka değerini bu gece artık toprağa vermiş olduk, gömdük yani. Artık bundan sonra hiç kimse herhalde bir marka değeri, bir futbol değerinden bahsedemez. Yani yarın Galatasaray takım orada Kopenhag'da maça çıktığında insanlar, ya o Danimarkalı futbolcular, teknik adamlar, o seyirciler, yani o Türklere nasıl bir yaklaşım gösterecekler? Barbar Türkler mi diyecekler? Gülecekler mi? Teselli mi edecekler? İnanın hiçbir şey bilmiyorum yani. Çünkü şu görüntü bugün bütün dünya ajanslarının şu anda bir numaralı gündem maddesi. Ne İsrail Gazze olayı konuşuluyor şu anda dünyada. Bütün ajanslar şu anda bir numaralı haber olarak bunu geçtiler. Doğal olarak 2032'nin sorgulanacak. Yani belki diyecekler ki yani 2024'de bu şekilde mi geleceksiniz? Yani hangi şekilde? Şimdi Halil Umut Meydan hakemle devam edebilecek? Hangi psikolojiye devam edecek? Hakemler çıkmayacak diyecek. Yani doğal olarak ligi ara mı verilecek? Futbol Federasyonu olağanüstü toplanma kararı aldı. Hakemlerden ilk açıklama maça çıkmıyoruz. Evet, sinirliyim, gerginim. Ağzımdan da bir şey çıkmaması için kendimi tutmaya çalışıyorum. Bu bir yayın. Yanlış yaparsam çok özür dilerim. Selim abi, sizden de ben biraz sakinleşeyim. Lütfen siz topa girin, siz konuşun. Tamam. Tabii bu olay şimdi
İlk aklıma gelen benim UEFA oldu. UEFA nasıl bir tepki verecek? Ne diyecek? Ne yapmamız gerekli? Onlar tepki vermeden bizim vereceğimiz karar çok önemli. Çünkü şöyle söyleyeyim. Dediğin gibi senin demin. Onlarla turnuva yapacağız. Ne olacak? Ne düşünüyor insanlar? Zaten bizi sevmiyorlar. Zaten bizi kıskanıyorlar. Ellerine çok büyük bir koz verdik çocuklar. Çok büyük bir koz verdik. Hakem kötü olabilir, tamam. Maçta da kötü de idare edebilir. O da tamam. Ama bu olay olmayacak bir olay. Bir deli, yakışmadı bize. Bir deli kuyuya taş attı şimdi abi. Milyonlarca akıllı çıkarsın bakalım şimdi. Hadi bakalım. Yakışmadı hadi. Bize. Hiç yakışmayan olacak şey değil ya. Olacak şey değil yani. Olacak şey değil bu. Çok kötü bir olay. Olacak şey değil ya. Gökmen abi siz bütün... devam edin. Canım şöyle tabii. Şeyin teknik direktörünü de izledim ben. Kopenhagen'ın. O da buradaki maçta o bir ton şeyler söyledi. Yani böyle Galatasaray taraftarını mesela orada Galatasaray taraftarını falan içeri şey alacaklarmış. Nedir o? Toplu bir yere alacaklarmış da işte tek tek sağ şeye maça giremeyeceklermiş de bilmem bir ton şey abi. Ve burada buradaki maçta neler yapıldığını işte orada hocanın çok şey ters konuştuğunu, sert konuştuğunu, bize orada işte bayağı sıkıntıcı yaşattıklarını bilmem ne falan bunları söyledi adam. Düşün abi. Daha maç oynamamış yani yarın. Onun üzerine de bu olay oldu. Bu olay oldu abi. Hadi bakalım şimdi. Hadi abi. Şu bu görüntülere bakar ama, mısın? Yani tabii çok müthiş görüntüler de var. Yani o kadar farklı açılardan çekilmiş. İnanamıyorsun. Yani ben sadece bir yumruk dedim. Adam üç tane yere, tekme var yerde ya. Atıyorlar ya. Aa, orada demek ki dördüncü hakem giriyor. Diğer hakemler kaçıyor bir de. Bir de bayan kurtarmaya çalışıyor. Yani dördüncü hakem. Şuradaki yüzündeki ifadeye bakar mısınız ya başkanın? Başkan da değil yani. Şu kişinin yani insanlıktan nasibini almamış olan şu kişinin yüzündeki şu öfkeye bakar mısınız ya? Acaba niye vurdu? Niye vurdu? Ben maçı izlemedim. Ben de maçı izlemedim. Sadece Emre Belezoğlu'nu çok gergin gördüm. İlhan Palut maçın sonunda tabii 90 artı 6'da yediler golü. Sakinleştirmeye çalışıyordu. Söylenerek Emre içeri girdi. Soyunma odasına girdi. Adnan? Ya Faruk Koca, sen adam mısın? Sen adam olsan bunu yapmazsın. Bir, sen erkek misin? Erkek olsan bunu yapmazsın. Adın, soyadın Koca. Ne Koca? Küçüksün sen. Faruk Küçük. Şimdi sana bir şey diyorum. Senin bu yaptığın bir vahşet. Buradan Sayın İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Çok seviyorum kendisini. Müthiş Ali Yerlikaya'ya sesleniyorum. Direkt sesleniyorum. Buradan Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a sesleniyorum. Bakanlarımıza. Fevkalade iyi bir ikili. Bu bakanları seviyorum. İyi işler yapıyorlar. Şimdi şöyle bir şey yapmak lazım. Zaten vicdanlar yaralı. Türk futboluna bu adam geldi bombayı koydu şimdi patlattı. Doğru mu? Koydu bu. Şimdi adalet herkese eşit olmalı. Şu saatte Ankara Emniyet Müdürü, Ankara Valisi hepsi bu adamı kelepçeyle alacaklar abi. Öyle abi buyurun. Buyurun Faruk Bey falan yok. Adalet herkese eşit. Simitçi, ya ne anlatıyorsun adam vurdu eşit. Gidiyor. Gidemez. Bir tane polis yanına gidemez. Gelmedi ya. Gidemez. Bu taraftan olsan ya, taraftan olsa taraftan olsa hemen kelepçeyi da hemen ya yaparsın. Yapamıyorsun sen. Cesaret edip abi, gelemedi abi ya. Ne demek ya? O kim ki? Faruk Koca ki. Faruk Koca'yla Adnan Aybaba, kameraman arkadaşım abi adın neydi? Halil abicim tamam mı? Simitçi Mustafa abi doğru mu? Milletvekili işte Hüseyin abimiz işte bakanımız hepimiz eşitiz bu ülkede. Adalet herkese olacak. Adalet herkese olacak. Değil mi abi? Doğru. Bitti. Kanuni Sultan Süleyman söylediği gibi. Adalet herkese olacak. Herkese olursa insanlar rahat eder. Adalet şahsa kişiye makamı olmaz. Kim olursan olsa sen kimsin ya? Bana ne abi? Halk var halk. Halkı mutlu etmek istiyorsanız bu adamı bir
Acilen cezaevine abi. Tak tak. Devlet yapar. Bak devlet en büyük devlettir. Devlet yapacak. Bunu alacaksın çak çak. Ve kelepçeyle. Ömür boyu bu insanlara örnek olacak. Yazık ya. Ya sen bir kulüp başkanısın. Yazıklar olsun be. Ankara Gücü gibi yılların kulübünü temsil eden bir başkansın. Sen kimsin? Sen başkan olmasan ne olursun abi? Normal bir iş adamısın. Lise mezunusun. Tamam mı? Harvard'da da okumadın. Hani sadeceğiz ki Harvard'da okudun falan filan. Hava atacağız. Bu, değil mi? O da yok. Bir normal bir iş adamısın. Gelmişsin Ankara Gücü'ne. Hasbelkader orayı bağlayın, burayı bağlayın falan filan derken başkan olmuşsun. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Bak sen, sana yapılması gereken bir. Ben söylüyorum abi. Bir. Derhal tutuklanacak abi. Derhal. Derhal. Aynen. İki. Derhal nöbetçi mahkeme. Özürle, abi, özürle. Bu abi yok yok. Şey ne? Kalk da şimdi abi, özürle çekiyor. Yapma. Ben biliyorum. Ya abi böyle şey olmaz. Çıkacağız abi, şimdi. Boş toplantı abi olmaz. İnfal olur. Bak bu haksızlık. Ama Ali Yerlikaya bunu yaptırmaz. Bak ben sana söyleyeyim. Tek ona güveniyorum ben, açık söyleyeyim. Yılmaz Tunç Adalet Bakanı bunu yapamaz. Evet, yapamaz. Yaptı şimdi açı. Olayı takipçisi olacağız dedi. Adalet Bakanı kınadı. Bak, İçişleri Bakanı kınadı. Kınadı bak. Vali, abi. Bu Ankara'ya yakışmadı dedi. Yakışma. Ha. Vali de dedi. Olayı takipçisi tamam. Olacağız hemen. Bu, bak yani, ne güzel. Helal olsun Serhat. Gerekenler yapılacak. Bak helal olsun Serhat. Anında haberleri veriyor şu anda. Gidiyoruz İçişleri, abi. Adalet Bakanı bu adamı Ankara Vali. Böyle yapacaksın abi. Bütün Türkiye görecek. Bir daha o sahaya. Hiç kimse atlayamayacak. Hiç kimse giremeyecek. Sen bunu örnek teşkil edeceksin. Doğru mu? Evet. Ya sen kimsin ya? Ya sen bu Halil Umut Meler'i biz eleştiririz. Yerden yer. Biz de spor adamıyız arkadaş. Biz kim eleştiririz. Ama senin ona vurmaya hakkın yok. Kimsenin kimseye bu ülkede vurmaya hakkı yok. Sadece futbol sahaları değil. Dışarıda da abi. Arabaya vuruyorsun. Dönüyorsun. Adamı dövüyor. Darp ediyorlar. Aa geçen Oktay Dereloğlu hanımıyla darp ettiler. Ayılar. Ya yeter abi. Bu insanlar bu ülkede medenice yaşayacak abi. Böyle bir şey yok. Adaleti ön plana çıkarırsın. Polisimiz güçlü. Devletimiz güçlü. Bunlar kim ya? Kim bu? Ya Ankara Gücü Başkanı sen ne iş yaparsın abi? He? Almışsın birilerini arkana gazı havayı. Ankara Gücü Başkanı olmuşsun. He? Biliyoruz senin de nelerin var. Ah ah. Konuşamıyorum şurada. Terbiyesiz adam. Terbiyesiz. 59 yaşında adamsın. Çoluğun çocuğun var. Utanmıyor musun? İnsanlara örnek olacak. Sen utanmıyor musun he? Utanmıyor musun? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Bu Ankara Gücü ceza almalı. Bir. Ne? Bu Ankara Gücü en büyük bugün, ligden bitti. Bugün ligden tabii, düşürülmesi tabii lazım. Abi başkan abi. Ya bu takımın bitti. Artık ligde olmaması gerekiyor. Bitti gitti. Aa Solza'ya yapılanları görüyorsun. Ne oldu atladı dediği gibi çocuğa. Ülkeyi terk etti Beşiktaş'ın oyuncusu. Yazıklar. Ya bu geleceğe belli zaten. Sinyali abi, vermiş Selim abi. Şey Serhat. Ben Infantino olsam FIFA'nın başkanı evet. Ve Cafer'in olsam. Evet. Bu şu anda orada bir saat geride saat 10'da televizyonda izlerken BBC veya CNN News'a baktığımda bu haberi şu anda gördüğümde hemen direkt Servet Yardımcı'yı ararım. Çünkü UEFA ile bütün bağlantı yapıyor. İkinci adam yapıyor. Abi. İkinci adam. Servet ne oluyor? Ne oldu? Maalesef üzüntülüyüz. Şok bir gece. Biz de inanamıyoruz. Ankara'da böyle bir şey oldu. Yani yazık abi ya. Yazık. Doğal olarak hakemlerin şu anda açıklama var mı? Bir yaptırımı olacak. Serhat'cığım yani neler olacak? Evet. Şeyden açıklama var mı hakemler derneğinden? Yani atabilirler de şeyden. Abi. Avrupa'dan atabilirler. Serhat'cığım hakemler derneğinden açıklama var mı şu anda? Maçlara çıkmasınlar. Ben olsam çıkmam abi. Ben hakem olayım. Bak hakem olayım. Çıkmayacağız dediler şimdi haberi. Nereden abi geldi? Netleştirmeye çalışıyorum. Abi netleştir. Ben öyle bir haber olduğuna inanmıyorum şu anda. Bu hakem derneği merneği bunlar filan başkanların başka hiçbir şey açıklamıyor. Ben hakem olayım. Can güvenliğim yok abi. Maçlara çıkmam. Hakemler. Abi oradaki polis bak ne diyor Serhat ya? Selim abi acı. Hepimiz ben maçı seyrettim biliyor musun? Direkten dedi filan son dakika gol attı. 90+7'de attı golü Rizespor. Yani bir şey sorayım abi, yani. Gol normal. Ha, tamam normal de maçta başka bir olay var abi mı? Abi ben 20 yani dakika seyrettim. Sinirlenecek, merilecek bir abi, olay var 20, mı? 20 dakika seyrettim. Ankara'cının bir kırmızı kartı var. Sonra en son Rizespor'dan bir oyuncuya attı falan filan. Oralara baktım. Sonra gol geldi. Emre biraz şey dedi filan. İlhan Palut ona yaklaştı, yapıştı Emre'ye. Emre bir şeyler söyledi falan. Herhalde Emre de sahaya girecek miydi? Ne olacak? Artık onu ben bir şey günahını almayayım. Böyle sarıldı marıldı ayrıldılar sonra. Ondan sonra başkan sahaya giriyor yumruk atıyor. Hatta şu gözü şeyli varsa onu da verirsek savaş çok güzel olur. Morarmış şekilde falan verebiliyorsa. Ya onu verirsek o görüntüyü mesela morarmış şekilde. Ya bunun anası yok mu Halil'in? Halil'in Halil'im diye de bir de yörük şarkısı vardır. Halil'imin babası yok mu? Çocuğu yok mu? Annesi yok mu? Ya başkan hayır, da demiyorsan işte Faruk Küçük şu hale bak ya. Ya bu ne abi ya? Bu ne ya? Ya başkan Faruk Küçük sana ben bir şey diyeceğim. Adın koca ama yüreğin koca değil yüreğin. Delikanlı adam bir adama bir hakemi de geçtim bir adama 4 kişi 3 kişi saldırmaz ya. Çakallar biliyorsun çakal sürüsü aslana saldırır böyle.
Aslan onların hepsi böyle hart hart ele atar. Tamam mı? Yazıklar olsun sana. Şu çocuğun haline bak. Bu çocuğun hanımı var. Ailesi var. Annesi babası var. Bu bir evlat. Bu bizim evladımız ya. Made in Turkey. Yazıklar olsun. Delikanlıyım diye gezinme gezinme. Ama şimdi seni de pop poplayanlar olacak. Büyüksün başkan. Nasıl çaktın değil mi be? Bir çaktın be. Oh. Öbürü de kimse. Ya ben sana söyleyeyim. Bak orada var ya böyle gruplar da var ya arkadaş. Böyle cahil cüella gruplar da var. Bunlar cahil adamlar ya. Ya cahillik okumayla değil. Ne olacak taraftar yapsa? Adam başkan ya. Kulübün başkanı ya. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Sen bir de makamda Büyük Türkiye Millet Meclisi'ne girmiş. Bizi temsil etmiş bir adamsın. Sana yazıklar olsun. Sen bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halk olarak bizi temsil etmişsin ya. Bizi ya. Vay be bu meclise kimler girmiş abi? Yazık olmuş ya ülkeme ya. Vallahi yazık olmuş. Bak Sayın Cumhurbaşkanı seni var ya kulağını tutup bu ülkeden atar da ben bir şey demiyorum. Bak şimdi gitti onun da kulağına. Sen var ya senin yaptığın abi, çok ayıp. Yargı, futbolu seven bir cumhurbaşkanımız var. Kurullar, şu hale bak abi. Zaten gerekeni yapacak yani bu bir adli vaka. Sonuçta bu kişinin şu anda gözaltında olması lazım. Yani nerede abi? Nerede Savaş? Savaş beni andı. Nerede Serhat'cığım? Kafam gitti valla kusura bakmayın biraz da. Gökmen abi çok bağırıyorum ama. Haklı olarak yani zıplıyorum abi. Doğru sinirlendim. Zıplıyorum abi bak çocuğa bak ya Allah'ını. Ya buna hangi anne yüreği dayanır ya? Ya bu çocuk sana ne yaptı arkadaş ya? Ya bu çocuk sana bu Halil Umut Meler ne yaptı? Yazık günah abi. Böyle bir vahşet ya. Vahşet mi ya? Bu kim bu ya? Bu da Başkan Yusuf Tanık. Bu da tekmeleyen. Bu da lan yazıklar olsun Yusuf Tanık sana be. Yazıklar olsun yazıklar. Bir dakika bu adam mı kalp koyuyor? Bak al abi ben sana ne dedim? Yazıklar olsun ya. Ankara Gücü'nün As Başkanı Yusuf Tanık. Bu resim, bu, şimdi, bu resim yeni mi kondu? 10 dakika önce bu tweet'i atıyor. Buyur abi. Kalp koyuyor öyle mi? Buyur Sayın Bakanım. Sadece acayip kalp. Evet. Niye kalbi koymuş? Yani destek oluyor işte. Bak ne, ya kalbini, demedin mi abi? Kalbini sen ne diyor ya başkana? Ya ne kalbi? La oğlum bak sende kalp yok ki kalp. Sende ne kalp var ne vicdan var. Siz, bile, siz vicdansızsınız ya. Ne çekmiş abi? Ne ya, içmiş olabilir? Ben abi bunlar kafayı şey, çekmiş ya. Bir şey içmişler yani. Ya bunlar vicdansız Serhat ya. Bunlar vicdansız ya. La oğlum sizin çoluğunuz çocuğunuz yok mu ya? Ya bak şu adama Halil Umut Meler'in resmine bak gözünü morarttı. Adama yerde kafasına tekme atıyorsun. Nedir bu hınç ya? Nedir ya? He bak, nedir? O şeyden var. Yusuf Tanık'ın altında o Halil Umut Meler'in görüntüsü de mi var? Yazık ya. Vallahi yazık günah. Ve ona kalp koyuyor bu adam. Bak abi bak kalp koyuyor. Gerçek mi bu abi ya? Gerçek mi bu? Bilmiyorum ki yani. Faruk Koca'nın bir dakika neyi diyor? Ankara Gücü maçının hakemi Halil Umut Meler mi? Faruk Koca'nın dokunuşu sonrası son hali diyor. Yani övünüyor. Bu övünüyor. Bak ben bu adamları falan direkt abi. Ya hemen, hemen. Bak vallahi Sayın Bakanım. Bak Sayın Bakanım Ali Yerlikaya bakarım. Bak seni çok seviyorum. Değil mi? Selim abi sen de şahitsin. Haftalardır bakanımı söylüyorum. Türkiye geldi. Bak bütün çeteleri bitirdin. Narkotik bitti. Mafya bitti. Hepsine saldırıyorsun. Bu sosyal medya bitiyor, o bitiyor, bu bitiyor. Kulüplere girdiniz, bahisçiler mi? Helal olsun. Bak başka. Bak bakalım. Burada kurbanın olayım. Şu işi bitir. Ankara Gücü Taraftar Grubu. Bunu al. Bu gece al. Kondu. Bugün olaylardan dolayı Sabri Taşan Faruk Koca'nın sonuna kadar arkasındayız. Bitti bravo, abi. Vallahi olsun. Bravo. Helal olsun. Ya var ya, hepiniz delikanlısınız gece kondu grubu. Sizleri tebrik ediyorum. Siz gece konuda oturmaya devam edin. Evet. Bu kadar diyeyim. Ya yazık ya. Bırakın işler arkadaş. Atılın da bir güzel. Bırakın işler arkadaş. Yazık diğer takımlar ya. Gibi şu anda yok olmuş gitmiş takımlar gibi. Yazık günah ya. Sizler de inşallah. Abi şuraya bak ya. Üçüncü liglerde amatörde sürünürsünüz. Kalp koyuyor ya kalp. Ya 1910'da kalp? Kuruldu bu kulüp. Yazık bu Ankara Gücü bale mi düşer ya? Yılları. Nerede Cemal Başkan rahmetli ya, Nur içinde yatsın. Cemal Aydın Başkan. Nerede Cemal Aydın Başkan ya? Biz Ankara Gücü'ne giderdik ne kulüptü be. Saygı duyardık hepimiz. Valla kulübe meykanın o makine kimya vardı ya abi. Onun arkasında Ankara Gücü kulübü. Müthiş bir sevgimiz de vardı. Cemal Aydınlar Cemal gerçekten Aydınlar. Büyük başkanlarmış. Vallahi büyük başkan Serhat. Çok çok çok. Vallahi şunlara bak. Baba Faruk Koca'ya. Ya Süper Lig tarafından ne olacak? Fair Play ödülü almış. He? Bravo. Ne ödül almış? Geçen sene Ağustos ayında bu adama bu saldırgana yazık ya. TFF güzel. Yazık aferin. Vallahi ya. Saldırganlık ödülü vermiş. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun sana ya. Vallahi. Saldırganlık ödülü. Dayanamıyorum. Senin de kafa gitti. Fethiye ödülü vermişler bu abi, saldırgana. Abi hepimiz bak milyonlarca şu anda var ya yemin ediyorum ben bu kadar WhatsApp'tan mesaj ilk kez geldi. Buradan yazanlara hepinize selamlar var. Teşekkür ediyorum.
Bir tane Millet Müdür Muavini arkadaşım yazmış şu anda. Ona da çok teşekkür ediyorum. Şu anda görevde İstanbul'da. Adam gibi adam. Mutlak surette diğer türlü işlem yapılacak hocam diyor. Buradan yayında da söyleyebilirsin diyor. Biz de Ankara'da temasa geçtik diyor. Bak buradan da demek bir şeyler oluyor. Bilemiyorum abi yani. Bilemiyorum. Abi bu gece Futbol Federasyonu Ankara gücünü ligden ihraç etmezse, hakemler de çıkmama kararında dayatırsa, dayatsın, direnirse ve federasyon Ankara gücünü ligden ihraç ederse alkışlayacağım. Ve yemin ediyorum asla kim yapacak onu? Bu TFF ve hakemler için ben kendi adıma en azından bundan sonraki sezon bitene kadar da eleştiri getirmeyi düşünmüyorum. Ama gerçekten bu onurlu, bu haysiyetli kararı verebilecek misiniz? Eğer hakemler çıkarsa adam değiller. TFF bu gece Ankara gücü ve bu adam yani bu saldırgan için hani zaten artık bitti. Spor adamlığı ömrü zaten bugün itibariyle sona erdi de bu kulüp hakkında da hala bu taraftar grupları bunları madem destekliyor. Vallahi daha gibi değil. Ve bu as başkan hala kalpler koyuyor. Yani diyor ki yazık iyi ya. Yaptık. He. Elimize sağlık. Eline sağlık başkan diyorlarsa bu kulübün gerçekten Süper Lig'de değil amatörde dahi olmaması gerekiyor. Bakın bugün bir milat olması lazım. Şimdi 400 milyonlardan 80 milyon dolara düşmüş. Ha, şimdi bir 40 milyon daha erir. Bu Şubat ayında bir ihale olacaktı. Eğer siz bu kararı alırsanız, alkışlanacak kararı alırsanız bu parayı arttırabilirsiniz. Bu kararı almazsanız o 80 milyon doları da bence mumla ararsınız. Abi şeyi seslenelim. Bak şimdi sürekli mesaj geliyor. Şu ana kadar Faruk Koca ile ilgili herhangi bir işlem yok. Sevgili valim, siz normalde bunu sahanın içinde niye polisler tutmadı dediği gibi? Niye almıyorlar? Nerede bu adam ya? Bu kulüp başkanı abi. Ya bir şey söyleyeceğim. İstanbul'daki operasyonda teröristlerin yaptığı operasyonlara polisimiz aslan gibi kameraları izledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Ne diyor? Ankara Gücü Çaykur Rize Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheleriyle maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 622'ye 17 taksim 1 TCK'nın 86-2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızla soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutta olarak başsavcılığımızla hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimat verilmiştir. Yani hemen bulun diyor. Oh. Kelepçeleyin diyor. Bravo bakanım. Ağzın bal yapmış. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Çok güzel. Yani bugün şimdi diyor, şimdi şu dakika itibariyle emniyete görev veriliyor. Bu adamlar hemen bulun. Yani önce şüpheleri tespit edin. Yakalayın getirin. İsimlerini bulun. Tamam. Ve hemen bulundukları adliyeye yerden çıkacak. Alın diyor. Adliyeye çıkacak. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel gidiyor her şey. Evet. Devletimiz büyüktür. Türk devleti büyüktür. Polisimiz muhteşem. O tweet'i Adana'dan adamı da yakalayın. Tabii o da. Sayın Adalet Bakanı. Abi o da var. O tweet'i de. Hayır tweet'le ilgili Adana değil. Adana adamı da. Hayır, o kalpler koyan adamı da yakalayın. Kafasına vurmuş zaten. Kafasına vuran o adam diyorlar. Bilmiyorum. Öyle bir şey yok mu? Bir kişi de, iki kişi, üç kişi de orada vuranlar da var yani. Onları da alacaklar şimdi. Bakalım kim? Başkanın yalakaları var. Başkan değil. Bu mağlukat. Yalakaları da var abi. Bu mağlukat. Bu saldırgan, bu vahşetin sorumlusu. Ayıp ya. Vahşetin sorumlusu adam. Ayıp. Tansiyonum yükseldi diye beni hastaneye götürün demiş. Ya yalancı ya, ne tansiyonu yükseldi? Yalancı sahtekar. Hastanede o da rapor alacak. Ya ne rapor alacak? Abi devlet bırakmaz. Abi bak. Bu Ali Yerlik. Kılıfını bulmaya çalışıyorlar. Abi, bulamaz. Şimdi. Bak bu olay dediğin gibi senin şu anda dünyada ajanslarda bir numarada girdi. Bak İsrail Savaşı var ya, şu olay bir numaraya girdi. Bütün dünya şu anda bir numarada bu haber. Ben sana şu anda girdi. Bütün ajanslar girdi. Şu anda bittik abi. Ben sana söyleyeyim. Tamam Avrupa'yı boş verdi. Ben de onu da bıraktım. Ama burada bu evlada yazık değilmiş çocuğa ya. Şu ne yaptı abi sana ya? Ne yaptı bu adam? Hayır, bir dakika. Abi Fener'e neler oluyor? Dünyanın kötü maçını da yönetmiş. Ya abi Fener'e neler oluyor? Cezasını zaten sen ben veremeyiz sana ki. Sana bir şey Fener'e. Kez maç vermezsin. Tamam vermezsin. En kötü dersin ki bırak kardeşim hakemliği dersin. Ya bırak ya, çocuk belki de iyi maç yönetti ya. Kötü de yönetsin. Şimdi Halil Umut Meler sence şahsi fikrin devam eder mi görevine? Etmemesi lazım.
etmemesi lazım. Neden etmemesi lazım sana söyleyeyim. Bu çünkü hiç kimse tarafından, hiçbir vatandaş tarafından bu işin yani normal bir iş değil bu. Ama şimdi büyük normal bir hocaya her bir yerde de büyük bir sevgi olacak. Olmaz yani, mı? Hakemliği bıraktırmamak adına da adama bir sevgiseli olacak. Ankaralılar hala biz başkanın yanındayız deseler de şimdi Halil Umut Meden'e Türkiye sahip çıkacak bu durumda. Mecbur çıkmaya ya. Doğal olarak. Öyle yani, şey olur mu? Cumhurbaşkanı arayabilir. Mutlaka geçmiş olsun. Dileklerini iletecek. Kimsenin vurmaya hakkı yok. Böyle bir şey yok kimsenin bütün hakkı. Bütün kulüplerden kınama geldi. Galatasaray Beşiktaş'tan geldi. Gelmesi lazım. Tam onları da verirsin. Ki UEFA'dan da gelecek kınama. Gökhan abi sen UEFA çok önemli mi? Bak. UEFA çok hakemliğe önemli. Hakemliğe ettirirler mi? Yani kendinin bileceği iş yani. Ya edebilir. Edebilir. Tabii bu şimdi ben girmek istemiyorum da yani. Cüneyt Çakır'a da daha önce kaleci saldırmıştı. Yakasını falan yırtmıştı. Sonra Engin Baytar saldırmıştı. Aynen, aynen. Ama yaka çekme falan vardı. Bir kulüp başkanının herhalde böyle yumruğunu ben hatırlamıyorum. İlk kez olan bir şey bu. İlk kez olan bir şey. Ya amatör kümelerde çünkü de vardır. Ama bilmediğimiz. Onları bilmiyoruz. Onları takip etmiyoruz. Sen abi nasıl bir şiddetle vurmuş ya adam. Saniyesi de göz şişmiş. Umarım bu son olur abi. Anladın mı? Ve son abi. Son olur abi bu. En ufak bu şekilde atlatalım bitsin abi. Terörde, futboldaki terör bitsin. Ben daha fazla şeyler bekliyorum ikinci yarı itibariyle. Örnek hani bir örnek, karar almaları lazım. Aynen abi aynen. Bütün kulüp başkanları toplanacak, yönetimi toplanacak edecek bir... Nasıl Kulüpler Birliği Başkanlığı bak, var sevgili orada? Sevgili dostum Ankara Gücü küme düşürülmez ise bu lig bitmez. Büyük ceza verilip örnek teşkil etmesi lazım. Tabii örnek olması lazım. %100 doğru. Aşkın Bak'tan, Spor Bakanımızdan da bu olaya saldırıya büyük bir tepki var. Bütün şu anda siyasiler ve spor adamları Spor Bakanımız ne diyor? Uykusuz geçirecek. Spor Bakanımız ne diyor? Ne açıklama yapıyor mesela? Yani yapıyor işte. Ya işte diyor şey bulunacak. Yani. Diyor. Şey, ne yapacak ki abi? Umarım verilmiş sadakamız var. Hala umarım, Hacı Badem Ankara. Umarım Hacı Badem bu son olur abicim. Bu şekilde tedavi atlatalım. Tedavi altında Halil Umut bu şekilde Meden. Atlatalım. Ben şu anda doktor kontrolünde. Çünkü göze vurulduğu için beyin sarsıntısı şüphesiyle 24 saat orada kalacaktır. Kalacak. Çünkü tekme de yedi yerde. 3 tane tekme yiyor. Doğal olarak 24 saat müşahede altında kalacaktır. Ferhat Gündoğdu da gitmiş. Şimdi yoldaymış geçiyormuş orayı. Eski MHK Başkanı ya Ferhat Gündoğdu. Sayın İbanoğlu'na bakalım ne gelecek. Çıksın konuşsun. Ama yine dava açma derdinde mi olacak? Konuşmaz abi konuşmaz. Konuşmaz mı? Ortamı bu kadar gerersen tamam mı? MHK Başkanı böyle bir adam, liyakatsiz bir adamı getirirsen değil mi? Kulüpler birbirine girerse, kulüp başkanı işte savcılığa verirsen, şikayette bulunsa, o onu yaparsa, bu bunu yaparsa... Bunlar yazıklar olsun. Bunlar olacak şeyler değil ya. Yazıklar ama olsun. Ama şöyle bir şey de var Selahattin ya. Şu Ankara, ne bileyim İzmir, İstanbul, ya bir ton şey çıktı hakemler hakkında ya. Hakem. Maçlardan önce hakem. Maçtan sonra hakem abi. Anladım bu ya, yaşananları bizler yapıyoruz ya. Her programda hakem şunu yaptı, abi, hakem bunu yaptı. Güzel konuşuyoruz Gökhan abi mı? Ama bizim bu şu fotoğrafla bizim ilgimiz yok. Hiç yavrum yok tamam da bu, ben genel abi bakıyorum. Abi bu iğrenç bu. Ya, o hatayı onlar yapıyorlar biz burada eleştirmen olarak eleştiriyoruz. Abi bu iğrenç. Ama hakem bu. Gitti hakem geldi. Milyonlarca euro harcayan kulüplerin başkanları neler yapıyor ya? Birbirlerine öyle bir şey ki taraftarı olumsuz yönde etkiliyorlar ben korkuyorum. Defalarca da söyledim bu programda abi. 6 evet. aydır 8 aydır. Olacak şey değil. Allah daha büyük şeyler olmasın. Abi bir de ben bir Sayın şey anlamadım. Sayın Hikmet Karaman'ı arıyorum. O da çünkü ben de bu Faruk Koca tarafından daha önce yumruklu saldırıya uğradım diye. Peki ben bir şey anlamadım. Ne zaman olmuş? Bunu da soralım hocaya. Hayır. Lütfen açarsa telefonunu. Tamam. Statta ben bir şey anlamıyorum. Bu statta şimdi bu başkan giriyor içeri. Aşağı iniyor. Şeref tribünden değil mi? Şimdi bak ben bunu da anlamıyorum. Kulüp başkanı aşağı iniyor. Sahaya girme hakkı yok. Yok tabii. Ha, şimdi Selim abi oradan maç geliyor. Maç oynanırken tabii yok. Hayır. Maç şimdi, oynanırken mesela o bir de maçtan. Değil mi Selim abi? Doğru söyle. O aşağıda giremez. Koridorda da olamaz. Olamaz. Altında, olamaz. Şimdi oraya iniyor. Aşağı iniyor. Yanında 3-4 kişiyle iniyor. Bir ısımla, hırsla, hınçla. Ama bunu kimse yapacağını tahmin edemez yani orada. Ama İmkan yok yani, edemez. Evet. Yani. Çok bir refleks oldu diyorsun yani. Aniden yapılan bir şey. Ama peki olay hesaplı oldu. Geliyor aniden. Peki yapılan. Olay oldu.
Şimdi olay oldu. Adama yumruğu çaktı. Çok hemen tutmalı. Sağ kureşe çaktı. Çok doğru. İyi. Vallahi iyi boksörmüş arkadaş. Yarın ona da bir çakarlar soldan. Arkadan aşağıdaki tekme attı ona. Yarın ona da tekme atarlar. O tekme atana da. Onların da başına belalar geçti. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Başka yumruğu atan var ya. Yumruğu atanla birlikte 3 kişi daha geldi oraya. 3 tane suratına yere düştükten sonra tekme yedi. Esas orada da vuruyorlar. Birlikte geldiler o. Abi, yalnız gelmedi oraya. Abi yalnız bir an onu atıyorum. Birlikte geliyorlar zaten Gökmen abi. Aynen öyle. Şimdi vuruşu yaptı mı? O yumruğu vurdu. Olay gerçekleşti mi? Şutu patlattı. Olay gerçekleşti mi? Tamam. Şimdi oradaki emniyet müdürüne şunu sormak istiyorum ben de bir vatandaş olarak. Arkadaş sen oraya Adnan atlasaydı, Selim atlasaydı, Gökmen atlasaydı, Serhat atlasaydı, Hüseyin atlasaydı. Yakalardın. Sen ona ne yapardın? Yakalardın. Bu adamın ne özelliği var? Bu adam arkasında kim var arkadaş? Ummadılar. Sen bu adamı... Bunu. Hayır haklısın, olaydan çok, sonrasını anlatıyorum. Çok haklısın. Hepsinde haklısın. Bak. Özelliği ne bu, abi? Hiçbir özelliği. Darp ediyor. Seninle beraberim ama... Yaptı. Hayır abi adam bir de böyle gitti. Şimdi Bülent Dirgin Hoca da demiş ki benim çok sevdiğim dostum. Hakemler sahayı terk etmeden maç bitti sayılmaz. Otomatikmen sorumlu Ankara Gücü'dür. Ankara Gücü zaten bu maçı 3-0 hükmen kaybediyor. Doğru mu? Doğru. Yani bu maç bir tescil edilme şansı yok bence. Sen Ankara Gücü küme düşeceğine inanıyor musun? Düşüreceklerine. Düşürmeleri lazım. Başka bir... İnanıyor musun? Ya başka... İnanarak mı söylüyorsun yoksa ya başka etik için... olarak mı konuşsan? Ay, sonra... Hayır kurtarı ya tarafı sen... yok. Abi sen yıllarca bu işin takibinde olan bir adamsın. Şimdi Ankara Gücü'ne inanıyor musun? Ki, 20 maç seyircisi oynama cezası versen ne olacak ki abi? Sen bu federasyon bunu yapacak. Yaraları kapatabilecek misin? Ya kardeşim TFF Başkanı demiş ki çok ağır bir ceza vereceğiz. Çok ne ağır abi? Bir ceza. Ya 20, 10... 30 ya versen ne olacak? Ya bu, direkt düşüreceksin abi bitti. Ankara Gücü çünkü kulüp başkanı abi bu. Aynen öyle. Kulübün başkanı. Bir taraftar olsa. Bir alt lige, ver, 10 maç ceza ver. Alt lige tamam, göndereceksin başkanı. Abi bitti. Efendim, kulüp başkanı. Bir alt lige göndereceksin bitti. Aynen alt lige gönder. Manum manum falan bilmem ne bir şey yok abi. Bitti aşağıya abi bitti. Ya bir de taraftar topluluğu da vallahi gece kondu. Bak yani. Sen Ankara'ya nasıl bir defa hakemi sokacaksın abi. Bir daha? Hangi hakemi gönderebilirsin ki Ankara Gücü maçına? Ya ben gitmem. Hangi hakemi gider dediğin gibi. Ben maça çıkmam abi. Ya Ankara bugün... Türkiye'nin bu başkenti. Bu sempatik takımı ne hale getirdiler ya? Ya Türkiye'nin başkenti ya Ankara demek. Türkiye'nin Atatürk'ümüzün, meclisimizin kurulduğu yer Ankara ya. Bu Ankara o kadar da güzel ki ne güzel oldu. 1910'da kurulmuş abi Ankara Gücü Kulübü. Düşün abi o kadar güzel gelişti ne güzel yolları şeyleri falan. Ankara güzel de yer oldu şehirde oldu arkadaş. Sen ne yapıyorsun ya siz? Hakikaten bunlar normal mi değil midir? Alkol mü aldı gitti oraya? Ne yaptı? Başka bir şey mi çekti bunlar? Normal ya değil. Normal insan bak. Hareket, akıllı normal bir adam. İnsan böyle yapmaz. Selim abi bunlar valla başka bir şey mi kullandı? Ne yaptı? Ne bileyim ya abi. Ya gidersin. Ne bileyim şöyle yakasından sen ne yaptın dersin. En fazla yap. Ya bunu ya, da. Bu da olmaz ağır, ya. Bu da ağır. Hadi gittin. Hesap sorarsın. Konuşursun. Sen yönettiğin maçtan utanmıyor musun dersin. Ya bu tip şeyler. Yazıklar o, olsun. O da raporda yazar. O yaz o kadar. İşte 40 gün 100 gün ceza. Onlar geçer. O tamam ama bu yapılmıyor. Direkt sordu sualsiz gidiyor. Nasıl bir şey bu abi ya? Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Hiç sıfır bir konuşma geçiyor. Zavallı ya. Koşarak geliyor. Kafada planlamış. Hesaplı geliyor oraya hesaplı zaten. Geliyor. Vallahi ben Halil Mutlu'ya aniden yapıyor. Adamla konuşsa adam ters bir cevap verse sana mı soracağım derse vurdun. Yok. Direkt hiçbir konuşma yok. Direkt gidiyor ve vuruyor. Hesaplı geliyor. Ve o düşen adamlar da kaldırması gereken hepsi tek bakıyor. Onlar da yerde vuruyor. Nasıl bir şey abi bu? Bilmiyorum futbolcu görmedim vururken. Futbolcular da şokta. Hiç böyle kramponlu yok kramponlu yoktu ben tozluktu baktım. Birisi yoktu değil mi? Yok yok yok. Normal sivil ayakkabılar vardı. Onlar gördüğü zaman başkanın indirin zaten kenara çekilmişlerdi tahmin ediyorum. Eğer İnmeseydi başkan oraya, oyuncular gidip itiraz edebilirdi, konuşabilirdi. Bu da içinde var yani. Oyunun içinde olan şeyler. Hı. Ama bu hiç olmayacak bir hareket. Nasıl yapıldın, ne hakla yapıldın? Baba bile bile lades be Selim abicim, canım yazık, abim benim ya. Yazık, canım abim çok ben. Yazık. Katliam olacak diye inşallah yani katliam bu şekilde olur abi. İnşallah, verilen doğru. Cezalar sonucunda... Yani bilmiyorum yani bilmiyorum. Yani. Çok yani çok o kalabalık. Büyük ekşi ne demiş? Toplantı halindeydik. Haberi alır almaz acilen yönetim kurulumuzu toplantıya davet ettim. Yoldayım. Her fırsatta hakemlere hedef gösteren. Bunu yaparken bu işin sonunun göz ardı eden herkes olanları suçludur. Eline boyuna düşünsün. Bu gece Türk futboluna yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bedelini ödeyecek demiş. Tamam hadi bakayım göreceğiz. Abi hayır, burada yine medyaya hedef gösteriyor. Hakemleri hedef gösteren. Ya boş ver abi ya. Hakemler yıllarca medyaya hedef gösteriyor. Bir tane başka kardeşim. Bu şeyi bana çok atıyor. Sevgili Savaş. Ali Koç'un söyleminde gidin pataklayın.
cezasını verin dediği hakemlerle ilgili mi söylüyor onu, yoksa kurullarla ilgili mi? Herkes bana onu sen demedin mi Gökmen abi, sen mi söylemiştin onu? Ne ya? Hakemle ilgili ben de duymadım. Ne? Ali Koç ama hakemle ilgili böyle bir şey demedi abi. Yok abi. Yok abi, nerede dedi ya? Böyle bir şey demedi. Temsilcilerle ilgili dedi diye biliyorum. Yani hakemlerle ilgili böyle bir şey demedi Ali Koç. Mehake başkanıyla ilgili konuştu. Ha tabii, bir takım fanatikler olayı şimdi birilerine yüklemeye çalışıyor. Abi şimdi yok, ben... Yok Ali Koç yak. Abi Halil Umut Meler bir aile değil mi? Ya Savaş, senden bir şey rica ediyorum. Eğer varsa Halil Umut Meler'in çocuğuyla bir fotoğrafını koyar mısın? Dur bakayım. Şimdi o çocuğunun... Lütfen buraya onun bir evladıyla, ya bu çocuğu şimdi ne düşünüyor? Babama ne oldu? Bak biz babayız. Baba ne demek biliyor musun baba? Soyadım Ay Baba ama gerçekten babayız. Baba ne demek? Şefkat demek. Baba ne demek? Ölü abi, aile reisi demek. Baba ne demek? Örnek. Dağ demek. Dağ. Örnek insan. Ana bağdır, baba dağdır. Şimdi bu çocuk babası elin bir... Saldırıya uğramış, haince, iğrenç bir saldırıya uğramış ve bu çocuğun babası apar topar hastaneye kaldırılmış. Hanımı, ailesi ne durumda ve bu çocuğun şimdi travması ne olacak abi? Ne olacak abi evladımızın? Allah aşkına bir fotoğrafı varsa... Geliyor, fotoğrafı geliyor. Bak Allah aşkına, yazık günah ya. Ulan Faruk Koca sen var ya, ulan demeyi hayatta yapmadım, şuraya bak abi. Abi bu çocuğun ne suçu var abi bu çocuğun? Bak bu bir aile babası ya. Ya Faruk Koca sen ne vahşi adamsın. Afrika'da mı yetiştin, ne yaptın? Ya Afrika'da var ya aslanlar. Ülke yani. Ya vallahi billahi ya. Belirtmeyelim sonuçta. Abi ben konuşuyorum abi. Bu bir insanlık suçu. Ormanı yani. Anlatıyorum abi sana. Ben insanları belirtmiyorum burada. Irkçılık falan anlamda değil Serhat. Barbar insanlar her yerde. Yani her yerde var. Ama şuraya bak şimdi bu. Bak şu yavrunun güzelliğine bak. Bu çocuğun Halil Umut Meler'in. Bu çocuğun şimdi yumruk atılır mı şuna ya? Şu masum adama. He? Bu görevini yapıyor abi değil mi? Bunun şuraya bak abi ya, yazık Türk ya. Futboluna yazık ya. Verdiği ziyanı hatta hesabı yok. Yazık. Bakın. Hatta hesabı yok. Ben UEFA seneler falan... geçse bu bizim önümüze konur. Bravo Selim abi. Bakın, ben bunu bugün unutmayın. Çok güzel. Umarım fanatizme şey olur, örnek olur bu. Ya, fanatizmi bu kadar milleti birbirine düşürecek beyanlar verilmez inşallah. Abi, Margaret Thatcher bize bir İnşallah. Yıl değil, bizi 5 yıl kesmez dedi. 5 yıl gitmem öyle dedi. İngiltere'yi Avrupa kupalarından 5 yıl süreyle men etti. Kendi kendine o beyanatı men etti. Men etti. Doğal olarak bizim TFF'miz böyle bir şey yapamayacağı için hiçbir şey yapamaz. Doğal olarak ben UEFA'nın bizi 2032'yi elimizden alabileceğini düşünüyorum. %80 ben de aynı şimdi şeyi UEFA dese ki alabilir mi? Biz Türkiye'deki tabii. Bu hakeme yapılmış olan bu vahşi saldırıdan dolayı, vahşetten dolayı 2023 olayını da 2024 Paris'teki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gözden geçireceğiz dese ne cevap verebilirsin? Diyebilir. Onun için ben dedim sana UEFA'nın bakış açısı çok önemli. Abi şimdi Servet Yardımcı aradılar dediği gibi Serhat'ın. Dediler ki Servetçim acil toplantıya gel İsviçre'ye, nereye gidiyorsa. UEFA'nın yeri neresi bilmiyorum da tamam. Gitmedim ben. Şey niye olmuş? Fransa'da. Fransa'da mı? Evet. Atla gel dediler Servet Yardımcı. Zaten Servet Yardımcı da atlayacak gidecek. Otur dediler, toplantı yapalım. Bu dediler şartlarda dediğiniz gibi. Bir dakika gibi. Bir Servet abi arıyorum. Bilmiyorum, bağlanırız. Belki sen normal telefondan da bağlayabiliriz Servet Bey'i. Bir müsait bir diye bakayım bir. Umarım futboldaki nefret şu hadiseden sonra belki azalır yahut da yok olur. Bilmiyorum. Yok olur inşallah. Bence Servet ve yurt dışında bir Kopenhag maçı var. İnşallah evet, abi de buraya sıçıkmaz. Kopenhag maçı var abi. Belki inşallah. Oradadır. Servet Bey orada abi. Efendim? Evet. Lütfen bir rejim. Ali Yerlikaya konuşuyor. Evet işte bak. Şimdi dinleyelim. Faruk Koca. Emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Evet. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan KÇ ve ŞYŞ adlı şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştır. Oh, KÇ Allah helal olsun. Ve ŞYŞ. Helal olsun.
Faruk Koca da şu anda emniyet mensuplarının gözetiminde hastanede. Tabii bir sahte rapor alacaklarını düşünüyorum. Alamaz abi. Abi Ali Yerlikaya var. Yani abi kıpırdayamaz. Gözaltı şeyde kalması lazım. Bak sen, Serhat. Hastanede yatması gerekir diye ben sanmıyorum hastanenin de. İçişleri Bakanı var ya. Büyük adam. Bak büyük adam. Hiç kimseyi tanımıyor. Baban oğlu, babasının oğlunu tanımıyor abi. İşte bu kadar ya. Yemin ediyorum sana helal olsun ya. Bak olay bu. Helal olsun. Halkın vicdanı. Bak bu gece şurada mesajlar hepimize geliyor. Şuraya girdik morali. Abi biz bu işte ekmek yiyoruz ya. Biz bir de ekmek yiyoruz. Şurada para kazanıyor. Allah razı olsun patronumuzdan. Biz de konuşuyoruz. Bize de bir şey veriyor. Biz de eve götürüp dağıtıyoruz. Yani ekmek yiyoruz. Biz futbolumuzu yaşasın istiyoruz. Güzel olsun. Eleştiriyoruz falan filan. Ama arkadaş bu çirkinlikler olmamalı. Helal olsun bakanım. Seni tebrik ediyorum. Şimdi sıra Adalet Bakanımızda. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'u bekliyorum. Aman bakan. Bak bakanım senden bir ricam var. Aman araya maraya hatır sayılı kişiler girmesin. Başsavcımızı lütfen uyaralım. Hakimi lütfen uyaralım. Şimdi 100 kişi arıyordur. Aman yapma etme. Kurbanın olayım. Adaleti uygulayın. Biz bir şey istemiyoruz. Bu adam adamın gözünü şişirdi. Evladının evladı var. Gördün senin de evladın vardır. Bakanım hepimizin var. Evladı şimdi evde babasını bekliyor. Merak içinde babama ne oldu diyor. Kafasında travmam var. Ne oldu diyor yaşıyor. Değil mi? Adalet Bakanı olarak lütfen savcılarımız lütfen biraz titiz olalım. Ne olur adalet uygulayalım. Kitap var. Başka bir şey yapma. Hatıra matıra gitmeyelim. Ayıp olur bak. Ne zor bir şey değil mi bunları konuşmak? Ne abi? Bunları konuşmak. Ne yapacağız abi? Hayır. Ha, zor abi. Ne kadar zor bir şey. Acı ya. Abi bir de üzülüyorsun yani ya. Üzülüyorsun ya. İşte onu diyorum. Milyonlarca onu insan diyorum. Var bu işte ekmek yiyor şimdi. Olmaması hepsini, lazım. Hakemliğimizin kalitesi maalesef kötü biliyoruz. AK Parti'den ihraç istemiyle MYK'ya gönderilmiş. MYK'ya gönderilmiş. Yarın toplanıyormuş. Allah razı olsun. AK Parti'den ihraç istemiyle yarın bunu kim, bu karar verilecekmiş. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı bak buradan. Ben siyaset. Ne kadar güzel. Abi anlattıklarımı dinle bak dinle. Refleksler ne kadar güzel. Abi mecbur bizi dinliyor. AK Parti'den var. Herkes bizi dinliyor şimdi. Emniyetten var. İçişleri Bakanlığı'ndan var. Olağanüstü güzel. Biz ne diyorsak bak valla Allah. Yapılacak bir şey yapıyorlar. Bak bir şey söyleyeceğim abi. Ben futbolun siyasetini yaparım. Futbolcuyuz biz. Değil mi? Futbolun için alalım. Siyasetten alalım ama Sayın Reisi Cumhurumuz, Reisimiz Tayyip Erdoğan Reisi Cumhurumuza çok teşekkür ediyorum. Allah senden razı olsun. İyi talimat vermişsiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Tebrik ediyorum. Her konuda da talimatlarınızı veriyorsunuz. Aşağıda uyguluyor işte. Bu kadar basit. Helal olsun. Müdahil oldu abi. Bu iş böyle olduysa, Serhat'ın dediği gibi olduysa helal olsun Cumhurbaşkanımıza müdahil oldu. Vallahi billahi bir yerde göreyim elini öpeceğim. Bak seni doğrulayan bir şey. Elini öpeceğim abi ya. Öp. Ben seni elini öpmek istemiyorum mu? Ya tamam. Hayır, öptürmüyorsun ama sen. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Biz saygılı insanlarız abi. Tamam abi bir şey söyleyeceğim. Tamam özür dilerim Selim abi buyur. Bak. Sıra bakın biraz şeyim. Biz. Sorundasın mı? Biz federasyondaydık. Tamam mı? O sene. Bu hangi yıl abi? Rize Spor düştü. Doğru. Düştü. Bir tek laf etmedi Cumhurbaşkanımız. Oynasalardı dedi. O kadar. Evet. Halil Umut Beyler'in ilk öyle bir insan. Sağlık raporu şokta. Şimdi tomografiye giriyor. Tomografisi, beyin tomografisi, yüz tomografisi çekilecek. Bu geceyi hastanede geçirecek. Velhasıl şu anda hastanede ziyaretçi kabul edecek durumda değil. 12 saat müşahede altında tutacak. Veya işte bir günde kalabilir. Değil mi abi kafa diye? Tabii kafa ya. Hayır, beyin ya. Beyin tabii. Ya, beyin aldı. Yani tomografiye gidiyor. Bir de tekmeler var abi. Çok ağır vurdu arkadan gelen. Suratına geldi abi tekmeler. Suratına geldi. Arkadan bir tane geldi. Arkadan vurdu geldi. Buradan da vurdu. Da geldi abi böyle ense mense falan. Yazık yavrum. Evet Cumhurbaşkanımızdan açıklama geldi hemen veriyoruz. Abi ben biz ne diyorsak maşallah. Bir dakika. Bu akşam oynanan maçta evet Halil Umut Meler'e yapılan saldırı yıkılıyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddete bağdaşmaz. Şiddetin Türk ne diyor? Türk sporun içinde şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz. Barınmasına asla izin vermeyeceğiz. Bitti. Teşekkürler. Bitti. Allah razı olsun. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Şu mezar için sana binlerce şükürler olsun. Bütün dualarımız seninle. Her zaman böyle adalet olsun bu ülkede. Biz de mutlu yaşayalım. Ülke bizim, Türklerin. Biz tabii yaşıyoruz burada. Dünyanın en büyük ulusu olacağız biz. Bak göreceksin.
Öyleyiz abi. Öyle abi, üstüne koyarak gideceğiz. Doğru doğru. Maşallah, daha iyi olur. Maşallah. Doğru. Vallahi bilmem. Ya bugün en güzel tesellileri bu. Cumhurbaşkanımızın açıklaması, bakanımızın, İçişleri Bakanımızın açıklaması. Hakikaten bu çok Adalet önemli Bakanı... açıklamadır. Çok önemli açıklama bu. Abi bu çok önemli abi. Destek doğru çıkıyor. Açıklama. Gökmen abi yarın saat 23'te Parken Stadı'nda sahaya çıkacak olan Galatasaray kafilesinin takımını nasıl etkiler bu olay? Tabii herkes yani... şu anda uyanık orada. Bütün herkes bu gelişmeleri futbolcular takip ediyor. Okan Hoca. Bakalım rakip takımın teknik adamı ve futbolcuları ve taraftarlarının Türklere yaklaşımı nasıl olacak? Serhan Türkiye'de bağlanabiliriz. Numarasını hemen göndereyim. Bağlanacaktı. Belki şu anda kafilenin olduğu otele de gitmiş olabilir. Sevgili Savaş, yayın öncesi konuşmuştuk. Tamam. Ben hemen atayım. Evet Gökmen abi, senin bu konudaki düşünceni. Şimdi tabii burada çok önemli bir olay bugün. Yani bu, yani ülke yerinden oynadı gibi. Anladın mı? Yani yapılmaması gereken bir yumruk ne hale getirdi? Üç tane bir yumruk, üç tekme. Şimdi bu olumsuz etkiler mi Galatasaray'ı? Galatasaray çünkü şöyle, nereden baksana 7-8 tane, 8 tane yabancı falan var. Onları pek etkilemez gibi geliyor. Şeyde yani bizim yerli oyuncularında iki tane ya üç tane oynayacaktır. Yani o da onların da... Ama abi adamlar Icardi falan bir Türk gibi yaşıyor. Yani hepsi Türkiye'de yaşıyor. Abi Türk gibi yaşıyor da burada alınan... Hani olacak hakem? Yarına kadar, şimdi bugün itibariyle sabahlara kadar, anladın mı? Yarın da akşam maç, bütün internette yahut da ne bir sosyal medyada falan neler oldu, neler bitti falan, alınan tedbirler falan hepsini görecekler zaten onlar. Ben ondan bir şey söyleyebilir miyim? Ondan dolayı da yani sağlıklı bir şekilde yollarına devam ederler. Çok etkileyeceğini düşünmüyorsun. Yok yok, ben etkileyeceğini düşünmüyorum. Evet. Ya, Okan da bugün çok güzel konuştu şeyde. Icardi ile beraber. Abi o maç öncesi konuşmuş. Maç öncesi de güzel farklı şeyler konuştular. Okan'dan futbolcuları olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum yani. Benim fikrimi sorarsan söyleyeyim. Lütfen abi. Söyleyeyim. Doğru söylüyor ama hakemi çok etkiler. İtalyan hakemi. Bak hakemi %1 milyon etkiler. Bahanesi de bu olur. Bak bana inan. Evet, neden olur. Olur? Neden olur? Onlar bizi zaten sevmiyorlar. Bizim oralarda gidip böyle iyi top oynadığımız filan istemiyorlar. Sevmiyorlar abi, sevmiyorlarmış. Görüyorsun. Hepsine bak. Görüyorsun Gazze'deki olayları. Görüyorsun öbür olayları. Onlarda merhamet, insanlık filan yok. Açık arıyor, bahane arıyor, bilmem ne arıyor. Bana göre oyuncuları pek etkilemez. %100 orada sana katıyor ama hakemi etkiler. Bak göreceksin. Her şimdi şey tabii onlar. Tabii şimdi şöyle bir şey, Galatasaray taraftarı bir de Parken Stadı'ndan orada UEFA kupasını aldı Galatasaray. Şimdi tabii orada benim anım da var. Görüntülü alacaktık Serhan'ı. Nur için de yazın Can abim. Birlikte evet. Yan yana seyredik. Sabah gazetesinde o zaman spor yazarlığı yapıyorduk. Ben Can abi ilk defa orada kupayı, penaltıları Popescu attı galiba en son penaltıyı. Evet, gol olduktan sonra boynuma atladı. Ben Can abiyi böyle görmedim hiç. Bu kadar şey heyecanlı, bu kadar boynuma sarıldı. Dedi kazandık, kazandık Gökicim falan dedi. Helal dedim olsun. Bu da aynen abi, aynen. Helal olsun. Hiç unutmam o şeyi. Yani 100 sene de geçse hep aklımdadır ya. Yani. Nurlar içinde yatsın. İşte o zaman toparlarsak ki daha gelişmeler devam edecek. Ankaracı küme düşürürsün diyorsunuz. Diyor musunuz? En ağır cezayı vermeleri lazım. En ağır ceza ne ise ki bundan sonra bütün olayların hepsinin önünü kesmek için. En ağır cezayı biraz açarsanız ne gibi ceza? Mesela bu sene hemen anlat dediğin gibi seni Ankara Gücü'nü düşünüyorum. Düşürülmesi. Düşürülmesi. Tamam. O kişinin zaten bundan sonra artık başkanlık yöneticilik yapma şansı, futbolun içinde olma şansı zaten kalmıyor. Yok. Bitti bu. Zaten kalmaz. Bu akşam itibariyle sona erdi. İki tane iki tane yancısıyla beraber onlar da artık olmayacaklar. O tekmeyi atanlar. İki ahlaksız, iki şerefsiz. Sezon sonuna kadar liglere hiçbir yere katılmayacak. Önümüzdeki sene de ikinci ligde top oynayacak abi. Bitti.
oraya aşağı indireceksin. Evet. Bu da ciddi şekilde ciddi şekilde sıkılmadan yahut da geç kalmadan bu kararı almak lazım. Zaten alırlar. Diğer birincilik takımlarındaki taraftara, ne bileyim, yöneticisine, alırlar yahut hocasına, zaten futbolcusuna örnek olması lazım bu cezanın. Almazsa federasyon, eğer şöyle bir kararı eğer alamazsa, onların istifa etmesi lazım. Evet, bu da enteresan. Diyor çok ki Selim abi, Ankara Gücü'nü bu akşam itibariyle ligden el çektirme, yani düşürmezlerse federasyon da orada oturamaz diyor. Ben de tutuyorum. Yani federasyon başkanının da sonu olur bence bu olay. Hemen olur. Neden hemen olur biliyor musun? Bu olay cezasız kalmaz. Yani yok. Ya MHK başkanı çok enteresandır. Bizim Türkiye'de neler oluyor ya? Çıkıp da bir, yani güçlü birileri çıkıp da bunu net olarak organize edip de, anladın mı, insanlar rahatsız olmadan hani işi bitirmek gerekiyor. Ya MHK başkanı kulüp başkanını gidiyor, Ali Koç'u gidiyor mahkemeye veriyor ya. Ya bundan sonraki periyotta hakemler hata yaparsa Ali Koç'un şeyine nasıl derler? Ekmeğine yağ sürmez misin sen ya? Ama iyi ya diyorum. Sürerler ya. Onu bırak. Orada bırak. Kalmaması, istifa etmesi lazım. Aynen. Gitmesi lazım. Ettirmiyor. Ettirmiyor. Sana söylüyorum. Ne oluyorsun? Ali Koç işte. Ali Koç haklı. Diğer hakemler. Abi haklı tabii, haklı ya. Haklı. Farklı hakemleri ve gözlemleri derneği başkanı. Hakemleri kontrol edemiyorsan bitti işin. Bitti abi senin. Türkiye bir dakika. Oraya? Türkiye Farklı Hakemleri ve Gözlemleri Derneği Genel Merkezi Kara Gece adı altında bir bülten yayınladı. Lanet diyorlar. Ankara Gücü Rize maçı sonrası Halil Umut Mener'e yapılan şiddetli saldırı sadece hakemimiz Halil Umut Mener'e değil, tüm hakem camiasına yapılmıştır. En üst kademeden alt kademeye kadar tüm hakemlerimize müsabakalara çıkmama çağrımızı buradan ilan ediyoruz. Gün hakem camiası olarak birlik olma gündür. Sayın Abdurrahman Arıcı da bağlanmak istemiş. Hemen ben numarasını arkadaşlarımla paylaşayım. Hemen Sayın Arıcı'yı da bağlayalım. Tamam, o zaman arayalım hemen. Şu anda bekliyor. Hikmet Hoca'ya da çağrımızı yaptık. Tekrar söylüyoruz. Ankara Gücü'ndeyken de bana da yumruklu saldırıda bulunmuştu. Keşke bunu Hikmet Hoca daha önce de söylemiş olsaydın. Bu kişi belki o zamandan beri ne başkanlık yapabilir ne de sporun içinde yer alabilirdi. Ama önemli değil. Sana yapılmış saldırı bize de yapılmış. Sen bizim değerli bir dostumuzsun, bir teknik adamsın. Bunu söylemen de en azından bu kişinin biraz daha gerçek yüzünü kamuoyuna aksettirmek anlamında çok önemli. Hikmet Hoca'ya da bu anlamda geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hemen ben Sayın Abdurrahman Arıcı'ya böyle başalım. Son numarasını ben verdim. Hani belki sizdeki numara eski olabilir. Evet, bugün tabii çok farklı bir gündem vardı. Beşiktaş'ta 5 tane kadro dışı vardı. Onları konuşacaktık. Gün içinde Beyaz Uçar'la, Samet Hocam'la yapmış olduğum sohbetler vardı. Bunları aktaracaktım ki ilerleyen bölümünü aktaracağım. Beşiktaş yeni bir yapılanmaya gidiyor. Bunların devamı da gelecek. Ama edindiğim intiba o ki yönetimle de konuştum. Evet, Sayın Abdurrahman Arıcı, iyi geceler efendim. Hayırlı geceler. Çok geçmiş olsun futbolumuz için. Sizin de atmış olduğunuz başlıktaki gibi kara gece. Şu dakika itibariyle yani bu olaydan sonra kimlerle ne temasınız oldu? Ve gerçekten bu önümüzdeki haftadan itibaren hakemlerin maça çıkmama olayı doğru mu? Bu konudaki son karar kime ait oluyor? Gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Ben kendi Türkiye Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarla görüştük. Telekonferans yöntemiyle. Bu yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu Türk hakemliğine atılan bir yumruktur.
tüm üyelerimizi bu hafta sonu oynanacak futbol müsabakalarında göreve çıkmamaya davet ediyoruz. Peki bu davetiniz nasıl bir karşılık buldu veya konuştuğunuz hakemler oldu mu? Tabii başkan kesinlikle çıkmayacağız diyen veya bu konudaki son kararı federasyon mu veriyor? MHK mi veriyor veya siz hakemlerin başı olarak siz mi veriyorsunuz? Vallahi şimdi bu hakemlere atılan bir yumruk. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'nda en az bizler kadar duyarlı olacağına inanmak istiyorum. Peki Ali Umut Beyler, Evet. Futbol Hakemleri ve Gözlemleri Derneği'nin bir üyesi mi? Üyesi. Üyesi. Evet. Hepsi üyesi. Bütün hakemler mi üye yoksa tüm, bu bir istihbarat bağlı mı? Tüm hakemler bizim üyemiz, gözlemcilerle beraber. Bu konudaki yani somut adım federasyondan mı gelmesi gerekiyor? Şöyle, hakem kardeşlerimizin bir çıkış yapması gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu da toplantı halinde, sanırım onlar da bir açıklama yapacaktır. Fakat hakemler olarak bizim görüşümüz bu. Bu görüşümüzün dikkate alınmasını da istiyoruz tabii. Sayın Halil Umut Beylerle hiç konuşma fırsatınız veya yanındakilerle oldu mu Sayın Başkan? Şöyle, oradaki arkadaşlarımız şu anda hakem camiasından kardeşlerimiz hastanedeler. Moral destek için yanındalar. Dernek müdürümüz de, genel müdürümüz de orada. Spor camiasından ve hakem camiasından da geçmiş dönemlerde Merkez Hakem Komitesi üyeliği yapan arkadaşlarımız da yanındalar. Tabii telefonları kapalı. Şu anda sıcağı sıcağına bir görüşmemiz olmadı kendisiyle. Federasyon başkanıyla veya Sayın Ahmet İbonoğlu'yla bir görüşmeniz oldu mu? Olmadı. Olmadı. Görüştüğünüz herhangi bir hakem oldu mu? Oldu. Hakemlerden şeyler geliyor, mesajlar geliyor. Ve zaten şeylerde, şubelerde deklarasyonlar yayınlamaya başladı. Genel merkez yönetimi olarak böyle bir karar aldık. Peki hakemler çıkmazsa doğal olarak önümüzdeki haftaki bütün müsabakalar, amatör kümeler dahil Süper Lig'deki bütün maçlar ertelenmiş olacak. Doğru mu? Doğrudur. Ne zaman tekrar çıkacak da bu bir haftalık herhalde bir tepki haftayı, olur. İlk haftayı. Efendim? İlk haftayı baz alıyoruz. İlk hafta yani önümüzdeki cuma, cumartesi, pazar, pazartesi oynanacak olan maçlarda hakemler çıkmama kararıyla beraber hiçbir lig oynanmamış olacak. Bu amatör üçüncülük, ikincilik ve Süper Lig'i de kapsıyordu. Bütün ligleri. Evet. Var mı Sayın Başkan herhangi bir soru? Ben sorabilir miyim? Tabii. Abdurrahman abicim, önce sevgiler, saygılar. Sizi çok severim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Şimdi siz yıllarca federasyonda da yakın ilişkiler, görevler aldınız. Öncelikle bu hareketinizden dolayı kutluyorum. Yapılması gereken buydu. Gerçekten bizi vicdanen rahatlattınız. Bence de bu önümüzdeki hafta zaten lig teyir olsun, iptal olsun bu hafta yani. Şimdi abi şunu soracağım. Ankara Gücü'nün net olarak Ankara... Bir dakika, özür dilerim. Tamam. Bir görüntü geldi. Tamam. Tutuklanma görüntüsü mü? Gözaltına al. Siz bizi izliyor musunuz Sayın Arıcı? Yok, izleyemiyorum şu an. Bir saniye. Şu anda bir tutuklama görüntüleri geliyor. Polise, o ekibi eşliğinde arabaya bindirilme görüntüleri. Başkanı verelim. Başkan da değil yani bu.
Herhalde o bağıranlar güzel sakalı indirdi. Güzel nemalanmışlar. Bravo size. Ağzınıza sağlık. Bravo. Çok iyi bir iş yapmışsınız. Aferin. Yani bu şiddeti destekleyen tezahüratlarınıza devam edin. O da tekerlekli sahtekar da tekerlekli sandalyeyle gelsin. Böyle as sevdasıyla. Bir de böyle bir güzel serum falan takmamışlar mı böyle serum şişesi elinde tutarken? Böyle zavallı bir görüntüsü falan. Çok hasta, tansiyon hastası, ölüm döşeğinde görüntüler falan böyle verip. Siz güzel böyle Ankara Türk Donu'na böyle sahip çıkın. Aferin Ankara Gücü taraftarı. Oradakiler için konuşuyorum. Bağırın büyük başkan deyin. Eline sağlık deyin. Ne kadar indirdiniz? Bayağı indirdiniz mi? Güzel böyle zarflar içinde mi geldi? Bağırın bağırın. Aferin. Yani bravo. Türk sporuna çok güzel böyle destek oluyorsunuz. Müthiş derecede büyük bir güç katıyorsunuz. Bunun bir affedilir yanı yok tabii. Ulan. Anladım ama bana gülme geldi. Anladım, aynısını Fener Galatasaray Beşiktaş'ın da olsa taraftar yine başkanını, yönetimini falan alkışlar abi. Öyle o, fanatizme boyutta. Abiciğim o sakalı indirenler, abi, oradan parayı alanlar, ondan sonra başkan abi, onlara, bütün hepsi oradaki abi, adamlar hemen organize olmuştur. Galatasaray'ın tribünlerde 50 bin seyircisi destek olalım diye. Ama orada, o taraftan da seni kurtaramayacak. 50 bin seyircisi var abi, yapma. Bak, ya. Kurban başkan olur. Değilse o adam, o kişi, o saldırgan, o hain, o taraftar da seni kurtaramayacak. Oraya gelip bağıran o çapulcular da seni kurtaramayacak. O parayı indirmişler. Onlar da kurtaramayacak. Üç büyük geçmiş kulübün... olsun. Geçmiş olsun. Üç... Bay bay sana. Bay bay. Üç büyük kulübün taraftarı yapsın aynı şeyi. Sana bay bay diyoruz. Bay bay. Bitti artık. The end. Evet Sayın Arıcı son sözde pardon sorun yok. Yok rica ederim ya, bu çok önemli bir konu zaten. Abdurrahman abi Ankara Gücü'nün durumu ne olur? Yani sizce bir Ankara Gücü küme düşürülür mü tahminen? Yani kural nedir? Tabii bunda bir kuralı kaidesi var mutlaka. İşte ceza alır mı? Ne kadar ceza alabilir? Bu konuda müdahil olacak mısınız bu konulara? Mahkeme olayları gerçekleşirse mahkemeye müdahil olacak mısınız aynı zamanda dernek olarak? Bunları öğrenmek istiyorum sizden. Tabii şimdi en sondan başlayalım. Hakem kardeşimiz görev yaptığı süre içerisinde kamu görevlisi. Biliyorsunuz bunun kanunda yeri var. Evet. Benim milletvekilliği döneminde iki şeyi koymuştuk kanuna. Biri hakemlerimizin kamu görevlisi sayılması, ikincisi de görevli izinli sayılmaları. Bu da dernek olarak da hem avukatlarımızla hem de dernek olarak biz de müdahil olacağız tabii. Buna. İkincisi cezalar Türkiye Futbol Federasyonu şeylerinde, talimatlarında belli. Bana göre tabii ki küme düşme veya diğer şeyleri bilemem Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karar. Ama en ağır şekilde ceza verilmesi gerektiği inancındayım ben. Evet. Şöyle ki yani Faruk Koca başkan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği olarak görev almış bir arkadaşımız. Aynı dönem milletvekilliği yaptık. Yani temsil niteliği olan bir kişinin bunların nasıl yaptığını inanmak istemiyorum, inanamıyorum. Yani yerde yatan bir insanın tekmelenmesi, başına tekme atılması, yumruk atılması hakemler tarafından insanlık onuruna yakışmayan bir şey. Şiddet yakınıyoruz tabii. Tamam başkan. Çok teşekkürler. Sağ ağzına sağlık. İyi geceler. Benim dediğim gibi... Ha, bunlar normal bir insanlar değil ama bu saldırganlar. Yani bunlar özel hayatlarında da, iş hayatlarında da son derece mutsuz, böyle nefretle, öfkeyle beslenen adamlar. Normal bir insan, sağlıklı düşünen bir spor adamı orada bizzat sahaya girip saldırmak isteyenleri engelleyip hakemi orada bir koruma kalkanı oluşturması gereken ve bu anlamda da takdir görmesi gereken insanlar olması gereken işte Marka Gazetesi'nin manşeti, sür manşetten. Evet. Numara one dediği Türkiye'nin bir numaralı hakemi Ankara Gücü Başkanı'ndan vahşi saldırı başladı. Bak. Marka'nın şu andaki internet sitesi. Buyur abi girdi. Bu İspanya'nın en çok satan gazetesi ve bir numaralı yayın organı. Dünyanın her yerine girdi. Hepsinde var yani bu şimdi. Buraya girdi.
Onu şu anda Real Madrid'i Barcelona oyuncu zaten şu anda takip ediyor, görüyor. Hemen videosunu açıyor, bakıyor. Bak video da koymuş orada. Videosunu tıkladığı anda görüyor. Peki, orada bak şöyle bir şey var. Demin çok güzel geldin sen. Teacher'ın o 3 sene verdiler. 3 sene yine aynı şekilde İngiltere Ligi'nde taraftarların aşırı şeyi, huysuzlukları. Dedi ki bunlar dedi adam olmadılar, 2 sene daha gitmiyoruz dedi Avrupa maçlarına. Şimdi burada öncelikle çok yani bu Avrupa'daki... Özür dilerim bir dakika. Emre Belezoğlu'ndan herhangi bir maç sonrası açıklama var mı? Ben göremedim. Ben sana onu soracaktım esas. Hiç Emre Belezoğlu'ndan bir şey var mı? Bak ağzına aldı lafı da şey Gökmen abi, bravo. Emre Belezoğlu hiç ortada yok. Acaba ne diyeyim ki demiş değil mi? Ne diyeyim ki? Ne demek ne diyeyim ki ya Emre Belezoğlu? Ay bak olmuyor, bu da olmuyor. Şimdi bak yani şurada sakin oturup sohbet ediyoruz. Ne demek ne diyeyim ki ya? Ya sen Türkiye'ye mal olmuş bir futbol adamısın. Bu vahşet forma, renk, ırk, din, dil, doğru mu? Gözetmeksizin eşit bir şekilde yapman lazım. Aynen. Ne korkuyorsun sen Emre Belezoğlu'sun ya? Başkanım, ne başkanım? Koca mı küçük mü ne? Hadi dersin bay bay bana ya. Ben bu dersin, ben böyle başkanla zaten yapamam. Sen futbol adamısın ama. Söylenecek de hiçbir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar olsun. İyi akşamlar. Allah aşkına bir daha ver Savaş. Lütfen ya. Bir daha veriyoruz. He? Tamam vereceğiz. Of. Vallahi bu gece var ya, bir geçse de gitsek. İyi akşamlar. Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de hiçbir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar olsun. Bu kadar abi. Bu kadar diyor abi. FIFA'nın, UEFA'nın falan bize ceza konusu yani bütün Avrupa, bütün dünyaya gidecek bu tabii. Gitti zaten. Yani bunlar abi, bizim yöneticilerin, futbolun içindeki yöneten federasyon başkanının yahut da kulüplerin, herkesin birlik olup, kulüpler birliğinin birlik olup bir hafta içinde cezayı vermekten de ikinci lige atacaksın abi Ankara Gücü'nü. Başka türlü şansı yok. Abi bu federasyon bu ligi bitiremez, ben sana söyleyeyim. Yani federasyon, ya bitirmeyi öncelikle federasyon abi. Federasyon bu ligi artık bundan sonra kontrol altına alamaz. Ya ondan sonra bakarız abicim. Bizim kulübe futbola ceza verdikleri zaman ne olacak? Ama bunu UEFA, yani bu kararı. Yani bu büyük ekşi. Bir an önce. Sonra büyük ekşiye ne hakaretler, ne küfürler, sosyal medyada yıkılıyor ortalık. Ne FETÖ'sü kalmış, ne şey bu pasifliği. Ondan sonra bu federasyona hiç kimse bir şey olmaz ya. Şu anda bir numarada sosyal medyada gündem maddesi haline gelmiş. Vallahi yani Spor Bakanı falan devreye girmek zorunda abi. Anladın mı? İçişleri Bakanı, Spor Bakanı hepsi olaya müdahil olup bir hafta içinde cezayı verecekler. İkinci lige atacaklar abi, bitti. Bence bugün bu anlamda bunu yapmak zorundalar. Şu anlamda güzel olabilir. Futbol Federasyonu inanılmaz cezalar verir. Bak söylüyorum. Futbol Federasyonu'nun bugün itibariyle el çektirilip İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi var veya federasyondakilere konuşulup istifa etmesiyle birlikte gerçekten çok hızlı bir şekilde Ocak ayında yeniden bir yapılanmayla, şimdi bu şartlarda sen Suudi Arabistan'daki olayı da oynatamazsın. Zaten ondan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle zaten maçın Suudi Arabistan'da oynamasına dolayı millet çok sarmış durumda. Bari kardeşim bu sene değil de 2024'te bari bunu yapın diyorlar. Her yerden şu anda çember daralmış durumda. Federasyon için artık game over vaziyeti bitmiş yani, olmuş durumda. Bu dakika itibariyle bunlar bu ligi sağlıklı bir şekilde yürütme şansları ne İmanoğlu'nun, ne Büyük Ekşi'nin, ne de kurularının kalmamış. Bence şu anda vermeleri gereken karar bir. Sadece bir karar. Biz bugün itibariyle olağanüstü seçime gidiyoruz aday olmamak koşuluyla. Ve bugün başkan istifa edecek. Başkan vekillerinden biri de seçim olana kadar o görevde durmak durumunda. Bugün derhal bunların artık bence işi bitmiş. Bu kararı bir aldıktan sonra. Hangi kararı? Bu kararı bak. Bugün. Abi alsalar da, bugün Ankara Gücü'nü düşürseler de
artık herhangi bir inandırıcılığı veya bir organizasyon yapma yetkileri ve şeyleri yok. Tecrübeleri yok. Yok. Suudi Arabistan'ın da bunları organize edemezler. Bunlar 24 Aralık'taki Galatasaray-Fenerbahçe maçına hakem de atayamazlar. O maçı da oynatamazlar abi. Yani bakın. Hiçbir orada, hakem de o maça çıkmak eğer istemez. Eğer valilik o maç oynanır. O maça Galatasaray taraftarı gönderilme kararı alırsa ki bu nasıl Fenerbahçe taraftarı Beşiktaş'ın stadına geldiyse. Aldı. Beşiktaş taraftarı Galatasaray stadına geldiyse doğal olarak Galatasaray taraftarı da Fenerbahçe stadına gitmek isteyecek. Yani hiçbir kuvvet o maçın sağlıklı bir şekilde oynanmasını sağlayamaz. Yani şöyle olur. İnsandan çok polis olur. Yani 50 bin polis olur. Her kişiye bir polis verilir. İstanbul'daki bütün polisler orada görev alır. O da çok çirkin, manasız bir maç haline gelir. Serhat'cığım, Serhat'cığım canım kardeşim bak. Ankara gücünü bak bir hafta içinde düşürürlerse bir yaz bir tarafa. Ne bir hafta abi? Bu akşam ya. Bu akşam. Ne bir haftası ya. Tamam abicim bu akşam ya da yarın akşam düşürdükleri zaman bu federasyonda zorunlu şekilde istifa etmek zorunda kalacak. Başka türlü olmaz. Anladın? Düşürürse istifa etmez. Arkadaşlar gözaltına alın diyorsun ama ben orada abi, bir tane polis bile görmedim. Gerçekten gözaltına alındığını falan devreye inanıyor musunuz? Abi. Bu saatten sonra o kadar derbi maçları falan var. Hele ben 24 Aralık'taki maçtan ben çok korkuyorum. Korkma bir şey yok. Çok korku yok abi Allah korkuyorum. Korusun. Allah korusun. Korkuyorum Allah korumaz abi. Allah korumaz. Allah akıl vermiş aklı kullanacaksın abi. Olacak şey değil ya. Yapsınlar bak. Aynen. Sakın o mağlukatı lütfen yayına falan bağlamayalım. Bağlanmak istiyormuş. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Kim ya? Saldırgan. Yok ya hadi gitsin. Bir numaralı saldırgan. Yani burada bitti. Yani kimseye de küfür etmemiz bize de yakışmaz. O yüzden sakın ha lütfen. Kim aradıysa asistanı yardımcısı bağlanmak isteyip yok olmaz yani. Bu bir habercilik bölümü değil. Kalkıp da ona söz hakkı vermek. Yaptığı işi belli kelimelerle, cümlelerle empoze edip işte şu ruh haliyle yaptım, böyle yaptı, şöyle yaptı diye demek, böyle bir diyaloğa girmek olmaz. Bu gecenin gündemi değil. Bu yakışmaz gecenin olayı olmaması lazım. Abi mahkemeye karar verecek. Kesinlikle. Yani. Mahkeme karar verecek. Yani gitsin başka yerlerde olsun. Şovunu yapsın. Burası şov yeri değil. Yani telefonu açtığı anda utanmıyor musun? Şerefsiz, aysesiz diye gireriz. Ya boş. Yayın bitmez. Tamam, bırak. Gerek yok. Hiç konuşmayın bile ya. Yani hiç. Ya boş ya tadımız kaçtı. Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Şu gün ne güzel geldik. Konuşacak sohbet mohbet. Yazık oldu yani. Yani güzel şey. Valla yani futbolumuza yazık oldu. Ya günah değil mi ya? Yani hepimiz için de üzücü bir şey yani bu. Bu deli misin ha? Ya? Sen ne bence gözaltında falan da değil yani. Ben şu anda oldu, değil. Seviniyorum. Bir an önce futbolu kontrol altına alabilmek için yasalar çıkartıp yahut da ne bileyim İçişleri Bakanı, Spor Bakanı gözaltı alınması giderek bekleniyor diyelim. Abi. Saldırganın. Niye alındı? Bir almak zorundalar. Başka türlü yok. Yok şu anda kanal kanal gezip canlı yayına bağlanıyormuş. Allah Allah. Evet. Nasıl oldu bu iş? Efendim? Nasıl oldu? Bilmiyorum. Abi demedi mi İçişleri Bakanı açık? Dur bakalım. Hastaneden çıkmadan evvel. Abi ben orada bir tane polis görmedim yani. Adam normal tekerlekli sandalyeyle yalandan rol yaparak tansiyonum yükseldi ayağı yapıp arabasına bindi. Herkes taraftarlar bir adamı omuzlar almadığı kaldı. Adam omuzlarda çıktı abi orada. Şaka mı yani bu? Gözaltı olacaktır muhtemelen de şu anda. Ama hastanede aldı dedi ya abi İçişleri Bakanımız. Gözaltına alındı. He? Hastanede dedi ya alındı dedi. Değil mi? Şimdi o savcılığa geçecek. Oradan çıktı çağırmış yahu. Tabii. Alıp götürmüşlerdir. Hazır mı? Götürmüşlerdir. Tamam bekleyelim. Ne bekliyor? Kopenhag'a bağlanıyoruz. Serhan Türk, Doğan Haber Ajansı. Merhaba Serhan'cığım. Demir Haber Ajansı, Serhan Türk. İyi akşamlar dilerim. Ben Doğan Haber Ajansı'nda kalmışım hala. Demir Haber Ajansı. Kusura bakma kardeşim. Serhat abi iyi akşamlar. Selim i̇yi akşamlar Serhan'cığım. Şu anda... İyi akşamlar abicim. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar canım. Serhan, haberi duyduğunuzda kimlerle iletişime geçebildiniz? Galatasaray kafilesinden herhangi bir kimseyle
iletişiminiz oldu mu? Senin Kopenhag'dan futbolcular tam istirahate çekildi şu dakikalarda neler aktarabilirsin? Ve yarın maça gelecek olan Türk seyircileri neler bekliyor? Lütfen sözü sana bırakayım. Şimdi zaten gerekli merciler, gerekli açıklamaları yaptılar. Bir kere Türk futbolumuza geçmiş olsun diyebilirim. Gerçekten çok kötü bir olay. Beklenmedik bir olay. Ama bir anlamda tansiyonu yükselmesi, buralara kadar gelmesini de iyi irdelemek lazım. Geçmiş olsun, gerçekten çok kötü bir olay ki burada da Galatasaray Kulübü de açıklamayı yaptı. Bütün kulüplerimiz açıklamayı yaptı. Bütün paydaşlar, futbol paydaşları açıklamaları yaptı. Galatasaray'da şu an için bir görüşme ya da bir yana gibi açıklama söz konusu yok. Kulüp olarak gerekli açıklamayı yaptılar. Biz Kopenhag'dayız. Burası soğuk gerçekten. Ama hani böyle herkesin beklediği gibi soğuk ya da karlı bir durum söz konusu değil. Adeta tekrardan zaferi yaşamak için güzel bir atmosfer söz konusu. 2000 yılında buradaydık. UEFA Kupası'nı kazandığımızda o kupayı kaldırdığımızda da buradaydık. 23 sene sonra tekrar buraya geldik. Bu sefer rakip farklı ama stat aynı. Parken stadında. Galatasaray son çalışmasını İstanbul'da yaptı. Son çalışmasının ardından bugün de Okan Buruk ve Icardi basın mensupları bizden karşısına çıktı ve son sorularımızı cevapladı. Takım şu an otelinde, istirahatinde. Taraftarların çok yoğun ilgisi var. Amerika'dan gelen mi desem, Kanada'dan gelen mi desem, Fransa'dan gelen mi desem, Türkiye'den ek seferler geldi. Türkiye, yani şu an şöyle söyleyebilirim. Kopenhag'da ana dil Türkçe'ye döndü diyebilirim Serhat abi. Gerçekten burada herkes Türkçe konuşuyor. Yolda herkes birbirine selam veriyor, merhaba diyor. Herkes birbirine başlar söylüyor. O açıdan Danimarka'da ana dili Türkçe olarak değişmiş diyebilirim burada. Peki habersel boyutta Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech'le hakkındaki son karar ne olacak? Oynama ihtimalleri nedir? Şunu söyleyelim. Biliyorsun Davinson Sanchez bir sakatlık yaşamıştı. Ve sakatlığından sonra Grade 2 diye adlandırdığımız kas sakatlığı. Grade 2'nin de bir 6 haftalık bir iyileşme süreci vardı. Ama biliyorsun Galatasaray'da sakat olan oyuncuların erken gelmesi, sakat olan oyuncuların erken form tutması ve takıma adapte olması. Hatta Galatasaray'ın bu önemli maçlarında bu zafere ortak olması ya da buradaki Galatasaraylı futbolcular birbirlerini yalnız bırakmaması büyük bir etken olmuştu. O açıdan baktığımızda Okan Hoca da zaten Davinson Sanchez için 3 haftalık bir süre vermişti. Doktor Yenen İnce ile konuştuğumuzda 4-5 haftalık bir süre söylemişti ama geldiğimiz noktada Davinson Sanchez bugün antrenmana çıktı. Galatasaray ilk antrenmanını yaptı. Kendisi yaklaşık bir haftadan beri kendisi çalışıyordu. Fizik olarak özel kondisyonel eşliğinde tedavisi ve ardından da antrenman yapıyordu. Kişisel antrenmanlarını yapıyordu. Ama bugün takımla çalıştı ve Galatasaray'ın önemli silahı yarın ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Hakim Ziyech'in de ufak bir sakatlığı vardı. En son onundan karşılaşmadan sonra, Pendik karşılaşmadan sonra ağrı hissetmişti. Bundan dolayı Okan Hoca'da en son oynanan maçta forma şansı vermedi kendisine. Ama bugün Hakim Ziyech de antrenmana çıktı. Yani iki oyuncunun da ilk 11'de olmasını bekliyoruz. İstiyorsan muhtemel 11'de paylaşabilirim Serhat Peki, abi. Peki Galatasaray Parken Stadı'nda yani antrenman yapmadan maça çıkacak değil mi? Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyelim. United maçında da böyle olmuştu. Evet, biliyorsun yurt dışından gelen takımlar, özellikle büyük takımlar, Bayern Münih gibi, Manchester United gibi takımlar kendi antrenmanlarını kendi tesislerinde yapıyordu. Hatta en son Manchester United kendi basın toplantısını da kendi tesislerinde yaptı ve oradan ardından İstanbul'a geldi. Galatasaray'da son antrenmanı taktik antrenmanı olacağından dolayı kendi evinde yapmak istedi. Bunun için zaten UEFA'nın da bir zorunluluğu söz konusu değil. Bundan dolayı sabah antrenmanını Florida yaptı, akşam da basın mensuplarının karşısına çıkan Okan Buruk. Bugünkü maçla ilgili söylemlerini söyledi. Şunu söyleyebiliriz. Çünkü son maçlar, son antrenmanlar taktik antrenmanları. Eğer Galatasaray Kopenhag stadında böyle bir antrenman yapsaydı son 11'de yani ilk 11'de Galatasaray yani çıkacak ilk 11'de belli olacaktı ve ona göre planlamasını yapacaktı. Ona göre önlemlerini alacaklardı. Artık futbol dünyasında bundan alışık olduğumuz senaryolar olmaya başladı. Herkes kendi evinde antrenmanını yapıyor ama basın mensuplarının karşısına çıktı. Burada soruları cevaplıyorlar. Hemen ilk 11'i alalım rica edelim senden. Kalede Muslera, sağ bekte Sasha Boy, stoper tam deminde Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez, sol bekte Barış Alper Yılmaz ya da Angelinho.
Önlerinde Torreira, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sağda Ziyech, solda Zaha ve forvette ise Icardi'yi bekliyorum ben. Mertens gözükmüyor şu anda ilk 11'de. Şu an için gözükmüyor ama tabii ki Okan Hoca yarına kadar bir planda değişiklik yapabilir. Ona göre silahlarını ortaya koyabilir. Çünkü artık son 90 dakikaya girdik. Son 16 için son 90 dakika çok önemli bir karşılaşma. Galatasaray'da bu karşılaşmayı geçip hem kasasını doldurmak istiyor hem de layık olduğu yerde Avrupa'da devam ettirmek istiyor kendini. Icardi'nin vücut dili sana ne gösterdi bugün? Yani bir durgunluk dönemine girmişti ama adamın durgun hali bile bir gol bir asist yaptı son maçta. Kötü hali bile. Sen Icardi'den yarın nasıl bir beklenti içindesin? Okan Hoca'nın vücut diline anlam ifade etti. Yani Galatasaraylar baktım bahis oranlarında da Galatasaray'ın galibiyetine daha düşük bir rakam veriyor. Kopenhag'ı orada sürpriz hale getirmiş. Sen Galatasaray'ın oradan evet. Bir galibiyet çıkarıp Şampiyonlar Ligi'nde artık son 16 turuna kalacağına inanıyor musun? Evet, inanıyorum. Çünkü yani Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi için kurulan bir kadro var. Hakim Ziyech'ler, Ndombele'ler, Zaha'lar, Tete'ler, Icardi'ler, Davinson Sanchez'ler. Bu kadro Şampiyonlar Ligi için, Avrupa için kurulmuş bir kadro. O yüzden Galatasaray'a ben buradan galibiyetle ayrılıp daha sonra yoluna devam edeceğini düşünenlerdenim. Ama şunu da söylemek lazım. Gerçekten zor karşılaşma. Yani kura çekildiğinde de Kopenhag deplasmanı zor olacağını düşünüyordum. Şimdi geldiğimiz noktada Manchester United'ın da işi zor. Kopenhag'ın da işi zor. Galatasaray'ın da işi zor. Ama Galatasaray zorlukları seven bir takım. Bu açıdan baktığımızda ben yani karşılaşmadan mutlak favorisi Galatasaray olacağını düşünüyorum. Bir de Icardi ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Yani zaten hepimiz futbolun içindeyiz. Abilerimiz var futbolda emek yapmış, emekler edinmiş. Gökmen abi var. Adeta golleriyle havalara zıpladığımız, sevindiğimiz. Icardi golcünün yanında bir de alan açma özelliğine sahip. Çünkü gerçekten çok önemli futbolcu olduğu için ne zaman neyi ne yapacağı belli olmayan, karşımıza gollerle asistlerle karşımıza çıkan bir oyuncu. Otomatikman Icardi'yi tutmak isteyecekler. Bu da stoperlerin işi olacak. Ne kadar Icardi'yi tutarlarsa o kadar çok Galatasaray'da ileri uçtaki oyuncular için alan açılacak. Bu da Galatasaray'ın avantajı olacağını düşünüyorum. O açıdan Icardi, ben bugün hatta Okan Hoca'ya da sordum. Hocam dedim yani Şampiyonlar Ligi'nde kimi yanınıza çıkardıysanız, röportaj yapacağım bizim basın mensuplarının karşısına çıkardığınız herkes bir maça damga vurdu. Icardi'den de aynı beklentiyi yapıyor musunuz dedim. 11 takımımız 11 kişiden oluşuyor diyor saha içerisinde. Hepsinin büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum dedi. Ama bence Icardi'nin yarın önemli karşılaşmadan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Çünkü Okan Hoca'nın kim bası toplantısı yanında geliyorsa ertesi gün karşılaşmanın oyuncusu oluyor. Ben de Icardi'den böyle bir beklenti içerisindeyim. Okan Hoca için de şunu söyleyebilirim. Okan Hoca tedirgin, yani şöyle tedirgin, heyecanlı. Sanki kendisi sahaya çıkacakmışçasına bir heyecanı var. Bu da normaldir. Çünkü burada ölüm kalım maçı artık bu saatten sonra son 90 dakika. Ya devam edeceksin, 16'ya gireceksin ya da bırakacaksın. Sıkıntılı bir süreç başlayacak. Okan Hoca da zorlukları seviyor. Galatasaray da zorluklardan çıkmayı seviyor. Zor maçları seviyor. O açıdan bence yarın karşılaşma hem Galatasaray'ın geleceğini çok güzel bir şekilde ortaya çıkaracak hem de Okan Hoca'yı onurlandıracağını düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler Serhan'cığım. İnşallah Galatasaray'ımız kazanıp dönecek ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek. Sana da başarılar diliyorum görevinde. Bağlandığın için de ayrıca çok teşekkür ederim. İyi geceler. Ben teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. Herkese iyi geceler. İyi geceler canım. Sağ olun. İyi geceler. Kopenhag'da 2000 yılında vardım ben. Gitmişti. Tabii Galatasaray. Yanımda kim vardı biliyor musun abi? Rahmetli Selçuk Yula vardı. 2000 yılında gittim. Selçuk Yula ile birlikte seyrettik maçı. Ve o maçta da kupayı aldı zaten Galatasaray. O maçı seyrettim ya. Benim için en büyük mutluluk. Ses yok. Ben ne 20 yıl olmuş bak. 20 yıl Gökmen abi. Dur bir şey yapayım. Çok şanslıydım yani o maçı seyretmekle. Yılın olur mu 23 yıl ya? 23 yıl olmuş. 2000 yılında oradaydık. Aynen 2000 yılında. Ne oluyor ya? O penaltılar falan geçildi falan böyle çok değişik bir maçtı ya. İşte o şeyde ya. Ben de anlattım Can'la beraberdim dedi. Sen de Selçuklu'ydun. Ben de Selçuklu'ydum. Bak dinle. Sen Can'la İki Fenerbahçeli de. Can abiyle. İki Fenerbahçeli de evet. Tamam mı? Heyecandan maçtan sonra. O onu öpmüş o da seni öpmüş. Beni öptü. Böyle işte bu. Can abi de yan yana seyrettik biz. Vay be.
Allah rahmet eylesin. Nasıl ya? Can abi kıpırdamaz yani. Gitmez Fenerbahçe, abi. Hiç. Fenerbahçe'de Avrupa'daki şey maçlarına gittik o Galatasaray'ın. Yok. İngiltere'deki maçlara falan. Hiç kıpırdamazdı ya. Kıpırdamazdı ya o maçta. Popescu'nun penaltısından ya. Sonra abi bir atladım oyunuma. Ama öyle olması kazandık da. Kazandık falan dedi. Tabii abi ya. Orada var ya. O başka bir şey yok. Beni hayal kırıklığına uğrattın abi dedi ya. Yani zıplamazsın falan. Nasıl zıplamam diye. UEFA kupasını aldık. Abi herkes birbirine sarıldı o zaman. Var ya ortalık kıyamet koptu. Tabii ya. Ya yani bir, yok, bir Arsenal. Abi karşı senin takım da çok iyi takım ya. Tabii tabii. O zaman iyi bir takımla rakip senin. Rakibin çok iyi takımdı. Rakip, onunla final oynuyorsun. Bunlar değil. Bunlar değil. Galatasaray değil takımdı. Galatasaray değil. Galatasaray değil. Abi UEFA kupası aldı. Arkasından Süper Kupa'yı aldı. Düşünsen o. Şeyde, abi kalecileri taş herhalde. Türk sporu adına, Türkiye'nin dünyadaki imajı adına, her bakan neresi üzücü bir olay, kabul edilir bir olay değil. Geçmiş olsun diyoruz. İnşallah bu son olur. Sporla şiddeti ne kadar birbirinden ayırsak, sporun ve diğer dalların futbolun o kadar daha iyi gelişeceğini, daha seyir hali olacağını, insanlara daha çok geleceğini, bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını diliyorum. Sayın Başkan, daha önce taraftarların hakeme saldırdığı görüntülere ait kulüp başkanı sahaya girerek hakeme bir yumruk atıyor. Siz de bir başkan olarak, siz de bir kulüp yöneticisi olarak bu konuda hiç tasvirli tarafı yok. Onu söyledim zaten konuşmamın başında. Konuşmaya bile değil. Tüm spor camiasının, tüm Türk insanını, insanlığı üzen bir davranış. Hocamız zaten dediğim gibi yarası var, yaralar geçer ama kalben çok yaralandığını ben hissettim. Çok üzüldüm. Umudunu kaybetmiş spor adına. Netice itibariyle o da görev yapıyor. İşte bir tavra hiçbir zaman maruz kalmaması gerekiyor. Hakemler bundan sonra maçları çıkmayacak demiş söyler. En azından önümüzdeki hafta yapacaklar. Aynı zamanda Türkiye Avrupa Kupası'na da ev sahipliği yapacak bir kulüp. Bunu da sekteye uğratabilir belki bu süreç. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Az önce bahsettiğim gibi yani ülkenin dünyadaki vizyonu açısından da problem. İki savaşan ülkenin barış için umut ülkenin cumhurbaşkanı var bu ülkede. O ülkede bu olaylar oluyor. Dolayısıyla imaj açısından da çok kötü. Arkadaşlar kavgada bile biriyle kavga ettiğiniz zaman yere düştüğü zaman diğeri bırakır. Hocamız daha da fazla derin ayır aldığını duydum kendisinden. Çok üzüntülüyüz. Hiç yasanın tamamen yürürlüğe girdiği dönem içerisinde bu tür olayların olması ve devamında bu suçun yasa karşılığındaki hükmü işleyecek mi? Ben yani bu spor yasası önemli değil. İnsanlık yasası önemli. Yani burada dolayısıyla spor yasasında eksikler olur, fazlalıklar olur. Onlar giderilir ama yapılan bir insani açıdan biz bakıyoruz. Ahlaki açıdan bakıyoruz kulüp olarak. Hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Üzüntümüz sonsuz. Teşekkür ederim size. Sağ olun. Sağ olun. Evet, burada da Türkiye fair play ödülü. Bravo. Tabii. Ne kadar? 100 milyon lira mı veriyorlar? Verin, verin. Fair Play ödülü verin. Bravo Sayın Büyükekşi. Yani tabii bu fotoğraftan dolayı da tabii hani çok da fazla eleştiremiyoruz. Çünkü o dönem için hangi düşünceyle vermişler? Hak etmiş mi? Ne yapmıştı Ankaragücü bu ödülü almış? Fair Play ödülü. Ligde en az kırmızı kart, sarı kart gördüğü için verilmiş ama gelinen nokta kötü. Tabii. Gelinen nokta kötü. Bakış tadımız yok yani vallahi billahi. Hiç neşemiz kalmadı yani. Hiç kalır keyif mı ya? Kalır mı? Abi çünkü futbol bizim hayatımız ya. Değil mi Selim abi? Ki bu. Çok kötü bir olay. Abi sen şimdi anlatamazsın bunu. Kaç yıldır bu işin içindesin? Küçüklükten başladın. 10-12 yaşında futbolcu oldun. Milli takımlar, federasyon. Yıllarca. Bu olacak olay Gökmen değil. Gökmen abi de öyle. Bu olacak olay değil kardeşim. Bundan da. Ya bu bizim aşkımız değil mi futbol? Yanlış bir olay olamaz. Olamaz. Çok yanlış. Ya bu futbol bizim aşkımız. Ben sana söyleyeyim abi. Bir reklama gidelim. Reklam dönüşü artık son sözler alıp veda edelim. Bence de vallahi. Tadım. Yaklaşık
İyi akşamlar. Farklı Açıdan'a, Lider Haber ekranlarına hoş geldiniz. Efendim, Orta Doğu'daki gerilim büyüyor. İsrail gün geçtikçe şiddetini... Yok, yaşadığınız mahalle bombalanıyor. Evlatlarınız yanınızda ve bir arkadaşınız arıyor. Hastanede paramparça çocuk cesetleri var. Pek çok çocuğun kimliği dahi tespit edilemiyor. Tekrar iyi bir şeydir. Tekrar öğretir. Evet. Ve hep söylediğim, gene bizi ilk defa bir yurttaş dinliyor da olabilir. Şimdi o yüzden hani... Kıvırcılığımızı kaybetmeyelim. Ya ne kadar ikiyüzlü, ne kadar ya aşağılıkça bir açıklamadır şu bu ya. Bile böyle bir sistem olabilir mi ya? Zaten gösteriyor yani. Ya biz diyor şeklen hani... Farklı Açıdan bugün saat 20.30'da Lider Haber'de. Yeni bir kuruluşa başlıyoruz. Aileler olarak evlatlarımızın faillerinin bir an önce bulunmasını istiyor. Bu şekilde felaketleri yaşıyorsak bunun sebebi yine bizleriz. Acizliğin bir işaretidir. Batı'nın ve Amerika'nın gazına gelip Rusya ile savaşa giren Ukrayna'nın durumu ortada. Gündemde öne çıkan başlıklar, gazete manşetleri. Eylül Karaydı, cuntacılar kahve. Dolu bir turizm sezonu geçireceğiz. Seçimlerden önce bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirası. İşi, gücü, aklı zaman yalan söylemek. Hayata ve gündeme dair önemli gelişmeler. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olur. Haksız yere zam istemişler. Hastaneye giden sırasını da kaçırıyor. Çok heyecanlı. Hafta içi her sabah saat 7'de haberin lideri Lider Haber ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Hasan dur. Ne oldu hanımım? Yol hakkı onların çünkü. Nasıl? Yeni değişiklikten haberin yok mu? Bilmiyor musun? Yok hanımım. O zaman aç kulağını dinle. Artık yaya geçitlerine geldiğinde yavaşlayacaksın. Baktın yolda yayalar var, duracaksın. Çünkü okul yakınlarında ve kavşaklarda geçiş hakkı yayaların. O zaman ne yapacağız? Yayaların haklarına saygılı olacağız. Sevenleri ayırmayacağız. Öncelik hayatın, öncelik yayalar. Haber Arena programıyla bugün de karşınızdayız. Ve tabii ki iç ve dış dünyada yaşanan gelişmeleri anlık gelişmelerle değerli konuklarımızın da katılımıyla... Avrupa'nın büyük çoğunluğu uzunca bir süreden beri İsrail-Filistin kamplaşmasında İsrail'e destek veren bir çizgi izliyor. İsrail evet. Savudan batıdaki birçok devlet dahi bu hastane baskınından ve hastaneye yapılan... Dün itibariyle de Patriot sistemlerini konuşlandıracağını ifade eden bir açıklaması oldu. Ve oraya tabii ki... Haber Arena yarın saat 20.30'da Lider Haber'de. Siyasetten ekonomiye, spordan sanata, sağlığa, her alanda gündemi meşgul eden önemli konuları uzman konuklarımızla yakın plana alıp değerlendiriyoruz. Hafta içi her gün saat 13'te Lider Haber ekranlarında buluşmak üzere. Evet, şimdi 11 Aralık 2023 şöyle olanları, saat 20'de başlayan bir maç. Ankara Gücü önde, uzatma dakikalarında Rize golü atıyor. 1-1 sona eriyor, maç bitiyor. Yaklaşık bir 20 saniye sonra İlhan Palut, Emre Belezoğlu'nu sakinleştirmeye çalışıyor. Doğal olarak son dakikada yedikleri golden dolayı büyük bir şok ve üzüntü var. Herhalde hakeme karşı da bir öfke var. Ve bir başkan... O ana kadar başkan olan kişi ipini koparırcasına, hani böyle Kurban Bayramı'nda haber kanallarına düşen görüntüler oluyor. İpini koparan dana tehlike saçtı, ölüm saçtı diye. Bana masum ya. Ondan sonra masum. Hani, görüyoruz ya mesela. Ben daha önce dana filan çok masum. Arabanın arkasına danayı filan koymuşlardı. Tabii.
Dana Ferhat diye manşet olmuştu. Bir de şeyde çatılarda görmüştüm. Dana kaçıyor. Kaçıyordu. Çatılarda o şeyler, kiremitler kırılıyordu. Neyse, tabii biraz daha hafif esicere edeceğiz tabii olayı. İpini koparmışçasına hakemin yanına gidiyor. Hiç sorgu sual yok. Sıfır konuşma ve sağ kroşeyi indiriyor. Halil Umut Meler ilk darbede nakavt oluyor. Sonrasında da tekmeler, 3 tane tekme atılıyor. Ve Türk sporunun skandal mı dersiniz, kara gece mi dersiniz, utanç gecesi mi dersiniz, artık başlığı siz verin. Böyle bir gece yaşanıyor. İşte şu öfkeli, gözü dönmüş, şimdi kendine soğumaya çalışıp kanal kanal arayıp başkanımız bağlanmak istiyor. Başkan değil. Bu kanala, Lider Haber'e, en azından ben bu programda olduğum sürece bu kişi veya bunun yancılarının bağlanma şansı yok. Yani bağlandığında utanmadan şerefsiz, haysiyetsiz adam ne diye bağlandın diyeceğiz. Bu da bize yakışmaz. Yani gerek var mı böyle bir tatsızlığa? O yüzden bizi kimseye arattırma. Bağlantı falan yok. Sakın böyle hastayım, tansiyonum, şuyum, buyum numaraları da yapma. Elini ayağını çek. Git gözaltına al. Ondan sonra muhtemelen serbest kalabilirsin. Ama bu yargılama devam eder. Halil Umut Meler ve hakemler muhtemelen senden zaten şikayetçi olacaklar. Ve sana davalarını açacaklar. Artık oradaki kararı yargı verir. Hakimlerimiz, önce savcılar ve sonra hakimler verir kararı. O bizim işimiz değil. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği gerekli açıklamaları yaptı. Gözaltına alınmanı bekliyoruz. Gözaltı görüntülerini bekliyoruz. O yüzden yayınımızı bir 15 dakika daha uzattık. Bekliyoruz o gözaltı, o kelepçe, ters kelepçe, ön kelepçe. Ondan sonra ne yapılıyorsun? Tekrar hastaneye yatırmışlar. Ya Allah'ın sözü. Kalp krizi geçirme riski varmış. Şimdi tekrar hastaneye yatırmışlar. Hadi ya. O kadar güçlü. Oradan indi ama yoruldu tabii. Hayır, oradan ön kapıdan indi. Çıkmış, arka kapıdan tekrar girmiş hastaneye. Ben anlamadım abi. Ya tamamen bunun adı teşkilat, böyle, teşkilatı arkasındaki emniyet ediyorlar ki tabii. Adam ölüm döşeğinde yapmayın, almayın. Beşiktaş Kulübü'nün Josef de Souza güzel olmuş paylaşımı. En güzel paylaşım Beşiktaş Kulübü yapmış. Sen o zaman o Josef de Souza'yı ne güzel verdin. Bravo, baştan verdik. Yine o veririz, zaman kapatıp o zaman onu da veririz. Verelim onu da. Veririz. Bu çocuğa sahip çıksaydık o zaman o olaylar bugüne gelmez. Aynen. Bugüne gelmez abi tedbirini. Abi ben artık bu sinyal Ankara gücünden ya. Gerçekten sıkıldım ya. Bu abi. Beşiktaş'ta olan vukuatları, Beşiktaş'ı aralarındaki yaşananlar, her Ankara gücü Beşiktaş maçı gerginlik, İstanbul'da bir şey olmuyor, Ankara'da gerginlik. Yok bu Bursa dayanışması, Ankara gücü dayanışması. Yani bunların artık Türk futbolunda yeri yok arkadaşlar ya. Yok, yok, yok. Ya bu futbol ekibi. Bu adamların olmaması lazım. O bağıran adamların olmaması lazım. Kimler kulüp başkanı olmuş ya? Bu ülkede kimler hangi kulübe başkan oluyor Serhat? Bunu da sorgulamak lazım. Cem Yılmaz'ın dediği gibi eğitim şart ya abi. Eğitim şart. Bu insanların eğitilmesi lazım. Bu insanların... Abi eğitimlisi de bizde var ya. Yani bu insanların ya. Gerçekten bu gözü dönmüş insanların... Abi. Yani hiçbir ligde olmaması, hiçbir spor faaliyetlerinde olmaması gerekiyor. Şimdi sana bir söyleyeceğim. Bu adamlar normal hayatlarında bir hiç. Tamam mı? Doğru mu? Ya sen şimdi... Ankara gücü başkanı. Yok ya, ne hiç abi, bu adam abi şimdi hiç Ankara'da dolaşsa. Hiç abi. Ben sana söyleyeyim. Abi ne olur bize baklava ye, bize bunu ye, burada ya Adana'yı ye. O kadar. Eline o sağlık. Kadar. Yani abi görmüyor musun orada adamlar çıkmışlar. Eline sağlık başkan diye bağırıyorlar abi. Neyi konuşuyoruz, neyi tartışıyoruz ya? Yazıklar olsun. O adamın orada ıslıklanıp kafasına yumurta atılması gerekirken. Sen ne diyorsun ya? Ondan sonra öyle bir tepkiyle karşılaşması gerekirken. Hala biz işte başkanın yanındayız. Böyleyiz, bir başkanımızı yedirmeyiz diyorlar. Neyi tartışıyoruz, neyi konuşuyoruz? Oğlum canlının, canlının şeyidir o, hikmetidir. Canlı. Canlı hikmetidir o, canlı. Değil mi baba? Benle mi konuşuyorsunuz arkadaşlar? Yok değil mi? Bir konuşun bakayım, ses geliyor. Abi şey aldılar ya, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı'nı. Ya, doğru mu? Tamam. Finalde İspanya Futbol Federasyonu Başkanı görevden aldılar. Sence Ankara gücü maçı, Ankara gücüne ne oldu? Kadını öpmek istedi diye dediğin gibi. Evet. Federasyon başkanı istifa etmek zorunda kaldı. Öpmek istedi. Evet öyle oldu. Bir de poposuna vurdu şöyle. O da eliyle. Doğru bir karar. He? O da ama doğru abi, bir Avrupalı karar. Ama abi Avrupalı yapıyor bunu Selim abi. Yani. O da doğru Avrupalı bir yapıyor. Karar yani. Evet. Tabii ya. Affetmiyor abi, gözünün yaşına bakmıyor. Adam platiniyi ne hale getirdiler abi. Rezil rüsva yaptılar. Adam
dünya futbolunun bir numaralı markasıydı. Tabii, tanımaz tabii. Abi. Platini mi tanıdılar abi? Yok. Hadi lan dediler, dolaş da gel dediler. Abi hadi. Tanıyamazsın. Tanıdığın zaman sen Bilateri, onlardan daha kötü duruma FIFA düşer. Başkanı Blatter'i rezil ettiler ya adamı. Abi. Adam şu anda İsviçre'de sokağa çıkamıyor ya. Abi bak, bu kulüpler artık şu şeyden 100 yıllık süren çürümüşlükten kurtulacaklar. Yeni sistemler gelecek. Jenerik, daha heyecanlı, daha hoş, daha insanların birbirine karışacağı bir yönetimler. Sporda şiddete dair diyorsunuz. Adamlar işte açıklama yaptılar. Statta 3 kişi var, stadı dolu gösterdiler. Federasyon bununla ilgili soruşturma var. Bak, federasyon olaylarını yazayım abi size. Sezon başından beri olan olayları. Geçen sene yok mu? Geçen sene. Var abi. İki tane var görüntüleri açıkladınız. Bu sene açıklayın dedik. Fenerbahçe Karagümrük maçında açıklayamadınız. Hakemlere dinlendirme kararı vereceğiz dediniz. Ali Koç resmen hakemlerin içinden, MHK'nin içinden geçti. Dava açılacak dediler. Hiçbir şey yapamadınız. Lale Orta skandalı yaşandı. Var görüntülerini aldı, verdi. Yayıncı kuruluştaki adamları tehdit etti. Hala kadına para veriyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz. Kadını işten dahi atamadınız. Cüneyt Çakır'a bekle, seni MHK başkanı yapacağız dediniz. Adamla oyaladınız adamı. O dedi hadi lan dedi. Bastı gitti Gürcistan'a. Siz seyirci kaldınız, bir şey yapamadınız. Ahmet İbanoğlu adında bir çaresiz bir adamı, yazık vasıfsız bir adamı getirdiniz orada MHK'nin başkanı diye. Adamı da herkes oyuncak haline getirdi. Adamın ne kişiliği kaldı, ne MHK başkanlığı, ne, yani omurgası darmadağın oldu. Ya bunu yapan biz değiliz ya, bunu yapan Fenerbahçe kulübün başkanı çıktı çatır çatır söyledi. Hiçbir şey, cevap bile veremediniz. Hala kadın futbolu 2032-2024 dediniz. İnsanlara gözün içine baka baka yalanlar söylediniz. Orada tutuyor hala adamı. Heh. 1959 öncesi dediniz, araştıracağız, söz veriyoruz, bakacağız dediniz. Yalan. Bir komisyon dahi kuramadınız. Kurduysanız kimi koydunuz abi? Hangi tarihçi var? Hangi spor adamı var? Onu da yapamadınız. Evet. Bir Montella kumarı oynadınız. Tuttu. 2024 vizesi aldık. Bu bir başarıdır. Doğru. Ama bence siz onu göremeyeceksiniz. Çünkü siz o takımın başında olamayacaksınız. Benim şahsi fikrim bu. Yorumculara da soracağım. Hakemlerin her gün yöneticiler, başkanlar, taraftarlar hakemlerin içinden geçiyor. Demediklerini bırakmıyor. Her gün birisi alıyor mikrofonu, diğerine bırakıyor. Diğeri lafı söylüyor, bunu söylüyor. Sonra hakemler işte evre çevire böyle dayak yedirttiniz. Hakemleri bu hale itibarsızlaştıran siz oldunuz. Dedik size ya, akıllı olun, yabancı hakem getirin, bir de bu modeli deneyin dedik. Hı. Gittiniz başlarına bir tane dandirikten bir adam getirdiniz. Önce Ulenberg'te onu gönderdiniz, emekli yaptınız, cebine para koyup euroları. Ondan sonra bir tane İskoçyalı'yı getirdiniz. MHK'nin eğitim dairesinin başında İskoçyalı hakem gelmiyor. Dedik ki bak, getirin yabancı, en azından gazı kesersiniz. Nefreti bitirirsiniz. Futbolcular da daha saygılı olur dedik. Avrupa Kupası maçlarında yapamıyor diye. Dinlemediniz. Çok biliyorsunuz ya bu işi. Alın işte. Adamı bu hale siz getirdiniz. Bu işin sorumlusu bana göre net Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetemeyen insanların, basiretsiz insanların, iş bilmez insanların, futbolla alakası olmayan insanların yaptığı eserin sonucudur bu olay. Siz çünkü bu tohumları ektiniz. Medya mensupları değil. Biz tabii eleştireceğiz. Senin hakemin, al Serkan Çınar, bir tane soruşturma mı açabildiniz? Adam dedi ki bana izlettiren görüntüyle yayıncı kuruluşta verilen görüntü arasında dağlar kadar fark var dedi. Bununla ilgili bir tane açıklama da yapmadınız. 3 tane hakem konuştu. Bir tane açıklama yapmadınız. Ya elek oldunuz. Elek. Elek var ya, elek. Toz duman oldunuz. Ve hala pişmiş kelle gibi gidiyorsunuz, Demet'te toplanacaksınız, orada kurabiyeler yiyeceksiniz. Yazıklar, o para, size harcanan o para bile yazık be. Oradaki o çay kahve servisi, o kurabiye servisi bu saatte. Şimdi gider kokoreççiye gidersiniz, gidin yiyin abi. İşkembeciye gidin, bir de kelle paşa için. Utanmaz adamlar. Bu hakemi yemin ediyorum siz bu hale getirdiniz. Bu hakem dayak yediyse sizden cesaret bulan, çünkü siz ceza vermiyorsunuz kardeşim kulüp başkanına. Vermediğiniz için bu adam da bu cesareti buldu, saldırdı. Verseydiniz bu adama, bırak, fair play ödülü verdiniz ya. O cebine 100 bin lira para koydunuz veya 100 milyon para koydunuz. Utanın ya. Alın o paranın fotoğrafını, böyle duvarınıza asın vesikalık. Biz ne güzel bir adama
bu ödülü vermişiz, ne hak etmiş diye. Onun övünün, çocukların sorunlarınıza, ya baba, dede sen bunu mu yaptın ya, bu adama gerçekten para mı verdin, bu adama ödül mü verdin? 100 bin lira. Ha şimdi geri de geri isteyin hadi, utanmadan o parayı da geri isteyin, verin diyeyim. Ödüllendirin adamları, hala ödüllendirin. Ya kardeşim, haftalardır şu görüntüyü koyuyoruz, deve kuşunu koyuyoruz. Ya verelim o görüntüyü, deve kuş. Ya deve kuşunu da geçtiniz ya. Siz resmen deve olmuşsunuz yani, deve kumda boğuşuyor, kafayı çıkartamıyor ya. Ya yazıktır arkadaşlar yani, bu kadar benden ve benim gibi meslektaşlardan bu kadar laf yemenize gerektirecek bir durum var mı? Bırakın gidin abi, beceremediniz. Olur yani bu normal. Ben 4 yıl Telegol programı yapmadım. Ne oldu? Bir yerlerim mi eksildi? Ama görev vermediler. Ama ben görevi beğenmedim. Ama formsuzdum. Ama düşüşteydim. Olabilir kardeşim. Ama ben bıraktım. 4 yıl yapmadım görev. Siz niye bırakamıyorsunuz? Ben bugün yapıyorum. Yarın yine bırakırım. Ne olacak? Çocuklarım, ailem sağlıklı olsun. Abilerim sağlıklı olsun. Ne olacak yani? Belli bir yaşa gelmişiz. Zaten bu görevler bize ömür boyu verilmiyor ki. Niye bırakamıyorsunuz? Ne oldu? Ne var? Yani bir tane Mercedes arabaya binmek, bedava benzin, bedava HGS'den geçeceksiniz diye o makamlarda bunca lafı yemeniz doğru mu arkadaşlar ya? Ya arkadaşlar, 2024'e gitme dışında hiçbir başarınız yok. 2032'yi falan siz almadınız. Sizden önceki federasyon zaten o çalışmaları yaptı. Siz zaten bilmiyordunuz, zaten 2032 aday olduğumuzu da bilmiyordunuz. Sonradan öğrendiniz. O başarı size yazmaz. Ya bu saatte Levent'te neyin toplantısı yapıyorsunuz arkadaşlar? Ya teknoloji denen bir şey var ya. Bağlanın, bir tane açın böyle notebook veya MacBook veya telefonla görüntülü bağlanın. Bu saatte niye toplanıyorsunuz ya? Yine federasyonun cebinden orada insanlar size çaycısı gelip hizmet edecek, adamı kaldırıyorsunuz, getiriyorsunuz. Birilerine gidip hadi şu pastaneden şunu al, şu kokoreççiden şunu al diyorsunuz, yemek yiyorsunuz şu anda ya. Yazık yani, bırakın abi. Telefonla yapın bu işi artık ya. Pandemi olduğunu düşünün. Gitmeyin. Cep telefonundan bağlanın. Ali Düşmez ne diyorsun? İhraç. Mehmet ne diyorsun? İhraç. Yusuf sen ne diyorsun? İhraç. Hemen gönder. Bitti abi, hemen açıklayın kararı. Futbol Federasyonu yaptı olağanüstü toplantıda. Şu şeyde sebepleri de belirtin. Bundan dolayı Ankara Gücü'nün bundan sonraki maçlarında ligden ihraç edildiğini ve Ankara Gücü'yle oynayacak olan maçlarda rakip takımları 3'er puan. Depremde nasıl yaptınız bunu? Yaparlar mı sence? Abi niye? Neyi bekliyorsun? Hayır, yok sana. Halil Umut Möller ölseydi. Hayır, senin şimdi Serhat Uluyeren. Ne olacaktı yani? Şunu sorma. Senin Serhat Uluyeren olarak. Sen bu işlerin içine kadar biliyorsun. Evet. Dibine kadar. Evet. Köküne kadar biliyorsun. Sana sorum şu o zaman. Evet. Sen bu toplantıdan ne bekliyorsun? Ya da üçünüze de önce Serhat. Abi. Olağanüstü toplantı adı üzerinde. Olağanüstü bir toplantı varsa, evet, olağanüstü bir karar çıkmasını bekliyorum. Olağanüstü bir durum var ki toplantıya. Yoksa bu adamlar niye derlerdi ki yarın olağanüstü toplanacağız derlerdi. Demek ki bir teyakkuz var ki bu gece toplanıyorlar. Tamam. Senin beklentin ne? Biz Serhat Uluyeren olarak. Yani bana bu adamın, bu ICS omurgasız adamın 6222'si kanununca bundan sonra spor müsabakalarına ömür boyu girmesini zaten onlar veremezler ki. O 6222 onlar karar veremiyor. O İçişleri Bakanlığı. O mahkemesi. Adamı sen desen ki, tamam, tek verebileceğin karar Ankara Gücü'nün bugün 3-0 hükmen mağlup sayılması ve Ankara Gücü'nün bundan sonra sezon sonuna kadar ligde yer almayacağını belirtiyoruz. Bir alt lige düşürülmüştür dersin. İnsanların biraz gazını alırsın. Heh. Ulan dersin ki, ulan bizde de gerçekten iyi bir refleks gösteren bir federasyon varmış. İlk defa federasyon kedi olalı bir fare yakaladı. Mümkün dedirtirsin. Değil. Mümkün değil abi. Ondan sonra dersin ya. Ki. Onu soruyorum zaten. Ondan sonra dersin mümkün ki. Mümkün değil abi. Mümkün değil. Hakemlerimize yarın olağanüstü toplantı yapacağız. Ligi bir hafta arayla ara verdik dersin. Bir yani nabzı hemen düşürürsün. Şimdi Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bu toplantıymış. Başka bir türlü olmaz zaten yani. Serhat'cığım. Yani bu haftalık olmaması lazım. Tamam, yok. Senin bu dediğin %1 milyon doğru. Başka ne karar verebilir ki? Şimdi ben size söyleyin bir şey söyleyeyim. Söyleyin abi, size fikrinizi söyleyin. Sen ne verirdin?
Ben verirdim. Ben tamam, ben ihraç ederdim ben. Bitti, geçmiş olsun. Ama evet, ben şunu demek istiyorum. Türkiye şartlarında bu federasyon asla ligden Ankara Gücü'ne ihraç edemez. Bir derim. Sen tamam. Beni doldurmak için söylüyorsun. Abi doldu. Göreceksin bak, ya sana sordum. Ben sana söylüyorum. Şimdi göreceğiz. Açıklansın karar. İki, bu hafta ligler iptal olur. Tamam mı? Bu federasyon yapacak bunu. Üç, Ankara Gücü'ne 10 maçlık bir ceza verirler. Fazla da geçmez bunu. Bu işi de kapatırlar, gider. He, ondan sonra adli yargı ne olur? Bak, adli yargı ne olur? Ona adli yargı karar verir. Bir ilave, ben umutlu sana değilim. Sana bir ilave yapayım. Ali Umut Beyler hakemliği kesin bırakmış. Bit. Bak dedim sana. Yani herhalde döndüremezler diye düşünüyorum. Çok zor. Hastanede yanındakilere, Ankara temsilcisine böyle bir açıklama yapmış. Ben de olsam bırakmaz mısın? Devam etmeyeceğim dememiş. Ben artık bıraktım demiş. Selim abi ne dedi? Hani, bırakır dedi. Devam etmeyi düşünmüyorum da dememiş. Yani şimdi senin dediğine şöyle bir ilave yapmak istiyorum. Diyor ki Serhat, bu akşam bu kararı aldıkları zaman alkışlanırlar abi. Ben yemin ederim alkışlayacağım. Sayın Büyükekşi'yi alkışlayıp bravo, çok doğru, helal olsun başkan diyeceğim. Yani dalga geçmeyeceğim, yemin ederim. Bir dakika. Ama karar bekliyorum. Ama diyeceksin. UEFA bile bu durdurur bu karar. Anladın mı? Yani bugün bu takım düştü dedikleri zaman bu karardan sonra UEFA şöyle bir kendini çeker. Verdi karar oldu. Böyle bir olay oldu. En ağır kararı verdiler. Ver. Vermediği zaman UEFA bize çok büyük bir ceza verir. Diyorsun. Şimdi sormayacak mı? Halil Umut Meler neden hakemliği bıraktı işte, diye UEFA. İşte onu diyorum. Sormasa da gelir. Zaten ortada, mal ortada. Onun için. Başhekimin açıklamasını verelim hemen hastaneden. Halil Umut Meler hakkında. Çok kritik bir durum var çünkü. İyi geceler. Bu soğuk kış günü sizde tutmak istemiyoruz. Gerekli açıklamayı yapıp dağılacağız. Hastanemize biraz önce hastamız acil servise başvurdu. Orhan hocamızla beraber diğer hekim arkadaşlar değerlendirdiler. İlk muayenelerini yaptılar. Daha sonra röntgen ve ileri tetkik tomografileriyle birlikte özellikle kafa travması olması ile beyinden karın bölgesine kadar tarandı. Şu an için bir hayati tehlikesi yok. Sadece sol göz çevresinde bir kanaması var ve orada küçük bir çatlağı var. Onun dışında önemli bir hayati tehlike gözükmüyor. Ama kafa travması olması nedeniyle biz hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Sabah gerekli kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz. Herkese geçmiş olsun diyoruz. Hayati tehlikemizin olmaması bizi sevindiren bir neden. Konuştuk. Konuştuk. Onlar tabii kendi hasta mahremiyetine girdiği için onları kendi aile yakınları yarın sizlere açıklar. Ama hayati tehlikenin olmaması bizim için sevindirici. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bundan sonraki tedavisi ayakta mı devam edecek peki, yoksa? Onlar sabah belli olur ama hayati tehlike yok. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Evet, yani hayati tehlike yok kelimesi bile insanların tüylerini ürpertiyor. Yani bir hakem maç bitiyor. Soyunma odasına gidecek. Başhekimin açıklamasına bak abi. Hayat tehlike yok. Oyunu idare. Bir oyunu idare. Bir futbol oyunu. Adam nereye gitti ya? Lanet olsun abi, bu oyunu olsa ne olur. Ya suratına gözüne yumruk yiyor. Ya olacak şey değil ya. Aşağıda kafasına tekme yedi. Üç tane ya. Orada o yumruk bir şey yapmaz. Dediğin gibi çatlak matlak morarır falan. Tamam. Abi. Ama aşağıda evet, senin tekme vuruyorsun ya adamın kafasına. Evet, bütün hakemler şu anda. Ya beyin kanaması geçirse ne olacak? İnternet üzerinden. Allah manyakları ya. Mail şifreli, kendilerine verilmiş olan şifreli mail adresi üzerinden mazeret bildirmişler. Tabii. Görev alamayız diye. Herkes belli mazeretlerini bildirmiş. Lig şu anda maç alacak hakem kalmamış. Bitti. Doğal olarak bu hafta lig olmayacak. Liglerimiz tatil. Tabii. Çok yani, doğru. Ha, yabancı getirip 100 tane yabancı getiriyor. Yabancı gel. Ya gelir mi yabancı Serhat? İki uçak dolusu baba, yabancı getiriyorlar. Ay, o şans da kalktı. Abi yabancı. Artık şans bundan sonra İtalyan, Alman, o Fransız kalmadı. Hayatta gelmez. O şansı muhtemelen da muhtemelen şey maçını 24'ündeki maçı Adnan sana vereceklermiş. Fenerbahçe Galatasaray maçına. Tamam. Gökmen abinin hani biraz kondisyon sorunu olduğu için yardım çıkamaz. Maçı ben yönetirim. Bu da Daily Mirror. İngilizlerin bir numaralı gazetesinin ya, internet sitesinden. Vay be. Vay be. Hakeme çirkin saldırı. Evet. Vay be. Şimdi bunu Mike Tyson'la bir dövüştürsek mi acaba haftaya? Bu çıkarsa gözetimden filan. Bak hani bunu bir taraftan Mike yapmış Tyson olsaydı Ankara Gücü yine hükmen mağlup olurdu. Tabii. En az 10 maç
seyirci söyleme cezası alırdı. Hakemler de 10 dakika falan geç çıkarak bir protestoyla yaparlardı. Olay kulüp başkanı ve yöneticileri olduğu için işin boyutu tamamen değişti. Değişti. Dünyada birinci haber oldu diyorsun. Bu tabii ne abi, demek abi, ya? Abi, bütün işte bak. İşte iyi ya, bu rezil ne demek olduk. Ya? Rezil olduk. Yani UEFA diyorlar ki ceza ver diyorlar UEFA'ya. Bunlar çıktığı zaman onu diyor. Ceza olayında dediğin gibi abi, ceza erken davranmazlarsa UEFA inanılmaz ceza verir bak. %100 onu söylüyor. Aynen abi. Aynen. Şimdi 24'deki maçı da yabancı hakem yönetecekti. İtalyan veya Alman yönetecekti. O öyle da bahane bulabilir şimdi. Tabii. Kim? Gelmez abi. O çıkmaz. Yok gelmez abi. Yani ha? Çıkmaz. Gelmez abi. Adam. Hadi adam su dayım sana dayak yerim diye niye gelsin? Adam önce boğazda güzel bir balık yer. Ooo basvar abi. Very good, very nice filan der. Ondan sonra baba var ya, Acı Badem Hastanesi'ne gider. Orada güzel de bir serum alır. Hı, ülkesine döner. Bu kara gecede güzel bir haber. Sevgili Adnan Aybaba hepimiz adına bir ödül aldı. Onu bir görelim. Verelim. Şöyle. Verelim. Adam futbolcu olmaz. Niye dedi? Dedim ki futbolu çok iyi okuyor, çok iyi yazar ama futbolcu olmaz dememeli dedi. Dedim ki dememin sebebi şu: sen varken bu ailede ikimizden futbolcu olmaz. Hakikaten de öyle oldu. Olağanüstü bir kalemi var. Keşke futbolu yazdığı kadar, anlattığı kadar sevseydi. Bugün gerçekten Türkiye'nin en önemli futbolcularından biri olurdu. Ama dediğim gibi futbol bir aşk. O yazmayı ve anlatmayı sevdi. Sahayı abisine bıraktı. Yılın spor yorumcusu Adnan Aybaba gibi ödülünü almak istedim. Kalbince olsun inşallah. Sağ ol valla Selim abi. Çok... İnşallah. Adnan'cığım nereden aldın ödülü? Serhat'cığım çok NBA okulları Community Organization'dan verdiler. Sağ olsun öğrencilerimiz verdi yani okul öğrencileri. Bu hadi bizim de, için evet. De büyük bir kavanç. Abi bunu bil yani. Zaten ben... Beni gol yaptın yorumlardan mı? Herhalde buradaki yorumlar. Onun için... Adnan'cığım kalkamadım çünkü beni hiç... mikrofonlarla şu anda abi, kalkamıyorum. Buradaki yorumlarda tabii nereden verecekler? Bugüne kadar... Ortada yoktuk, ödül alamıyorduk değil mi? Yani, Selim abi. Sen hep ortadasın. Yok sen. Hayır abi. Telegol'den sonra akıllısın iş, sen. İş reyting arttı. Sen, Lider sen haber. Bir tanesin. Sağ ol Selim abi. Dilaver, senin güzel. Sevgili Dilaver Kavak'ta demiş ki ligi iptal etsinler. Ya bunlar ne ligi iptal? Dilaver, bunlar var ya. Dilaver nasıl olacak ya? Ne iptal etsinler ligi. Diyor? Ligi. Yok. Yani benim bu da gündeme gelir mi acaba diye söylemiş. Yani gerçekten Suudi Arabistan'daki maça hakem zor kimse gitmez yani. Ya nasıl gidecek abi? Federasyonun vereceği kararın bakın UEFA'nın üstünde çok büyük etkisi olur. Olacaktır da. Veremezse böyle bir karar tabii. Yanarız biz. Yanarız. Yakarlar bizi. Bu karar bir saate kadar çıkar mı Selim abi? Hemen abi çıkar değil mi? O gün yazıcı bana bugün çok yardımların oldu. Çok güzel videolar gönderdin sana. Çok teşekkür ediyorum ayrıca. Bugün yazıcı bir tane be. Şevket Yılmaz abimiz. Aa, sevgili Tahir Kıran dostumuza. Hepsine biz de. Selam gönderelim. Emre Belezoğlu'na yazıştık ama şu anda bağlanmayı uygun görmüyor kendisi. Tabii ki o da üzgün. Olur. O da başkanın yaptığı... Ne yapsın? Arada derede kal demek. Aynen. Ne yapabilir ki? Ne diyecek ki yani? Ne söyleyebilir? Geçmiş olsun Türkiye. Geçmiş olsun futbolumuz. Artık bundan sonra... En zor programı yaptık biliyor zor musunuz? Zor yani. Bundan sonra futbol bilmiyorum. Yani çok bir radikal karar lazım ya. Öncelikle bu federasyonun ve kurullarının çok. En kısa zamanda gitmesiyle bir şeyler aynen. Belki yoluna girer. Beşiktaş'ı da konuşamadık. Beş tane şeyi. Onunla ilgili de o kadar araştırma yaptık ettik. Federasyona inanılır tedbirler almadığı zaman
Türk futboluna büyük zarar verir UEFA bak. Affeder, affeder. Anladın mı? Affeder. Büyük zarar verirler. Verirler, evet. Ben de şu Mert Ersin arkadaşıma bir selam söyleyeyim. Vermeden önce 5 tane oyuncu aldığım bilgileri söylüyorum. Bugün 3 yöneticiyle konuştum. Bu 5 kişi Abu Bakar, Rozier, Gezal, kim Onana, bir de Bali. 5 tane Fransızca konuşan, yani bir Fransız çetesi mi var acaba diye sordum. Yok, yani hepsinin Fransızca konuşması bir tesadüf olmuş. Çok güzel. Bunlar performansları nedeniyle kadro dışı. Bunlar zaten gitmek istiyorlarmış. Bunların affedilme durumları kesinlikle söz konusu değil. Yani performanslarını arttırınca tekrar takıma dönerler mi, böyle bir düşünce yok. Şu anda buna katılacak bazı kişiler daha olacakmış ama ligin devre arasına kadar belki bir veya iki kişi daha kadro dışı kalma ihtimali var. Hiç kimse de, yani bu 5 kişi dışında kalmayabilir. Yeniden bir yapılanmaya gidiyorlar. Anlaştıkları oyuncular var Beşiktaş'ın. Yeniden bir kadro düzeni kuruluyor. Bu umursamaz, işte kendine çok da iyi bakmayan ve profesyonelikten biraz uzak görüntü çizen bu 5 kişi ve hemen kulüp bulmaları söylenmiş ve söylenecek, işte yarın da dahil. Menajerlerine davet gelmiş, çağrılmış İstanbul'a, deklar edilmiş. Bunlar artık Ocak ayı itibariyle serbestler. Adam der ki benim sözleşmem var, ben paramı çatır çatır istiyorum der. Orada da tabii ki FIFA devreye girer. Onu da belki belli bir parayla çözerler ama Abu Bakar, Gezal, Rozier, Onana ve Beyli'nin artık Beşiktaş'ta işi kalmamış. Onların kaç para maliyeti var? Toplam 136 milyon lira. Oo, yıllık hepsinin total rakamı. Bir şekilde anlatacaklar. Peki ben teşekkür burada, ediyorum. Ben burada Adnan'a bir şey söylemek istiyorum. Beşiktaş'ın sana ihtiyacı var. Fenerbahçe'yi koruyacaksın artık, Beşiktaş'ın yanlışlarını gündeme getirirsen. Tamam abi. Anladın mı? Yok, getiririz. Getir. Tamam. Galatasaray Fener seviyesine getir, o zaman tartışalım. Tamam. Tamam mı? Ben çalışmalara başladım. Avukat Fatih Gündoğdu ya. Selam. Adnan kime selam söyleyecek? Evet, Amerika'da bir arkadaşım var dedim. Çok iyi bir yatırımla Türkiye'ye döndü. Sağ olsun, var olsun. Güzel restoranlar açıyor, kafeler açıyor. Buradan Mert Ersin kardeşimize. Çok iyi bir iş adamı, güçlü de. O zaman gidip bir kahvesini içeriz. Abi gidelim, çok da güzel restoranı var, harika yemek deriz. Kahvesini içeriz. Sağdınlam yeter, sana selamlar olsun. Bülent Tufan Akol kardeşim, İsveç'ten öpüyorum seni İsveç. Kimi? İsveç. Tufan Akol, Galatasaraylı canım kardeşim benim. Öpüyorum burada Hasan Kurtel'e de selamlar. Bak yazıyor abi herkese. Ona da selamlar. O güne ben ya burada saysam da bitmeyecek. Sabaha kadar selam. O güne sevgili Burak selam İştek. Sevgili hocamız kim var? Tayfun Karabey'e. Hakemler yarın Ankara'daki şu anda Halil Umut Meler'in kaldığı hastane önünde Hacı Badem Ağaz toplu halde açıklama yapacaklar. Evet. Tamam. Orada bütün hakemlerimizi, özellikle Süper Lig hakemlerini göreceğiz. Herkesin büyük geçmişi olsun, hakemlere geçmişi olsun, Türk futboluna geçmişi olsun. Allah herkesin yardımcısı olsun. Herkese iyi sabahlar efendim. Hakemlerin toplantısında federasyon haberi vardır. Vardır. Yarın yapacakları. Bu federasyon. Senin haberi dolduruyorsun, bir şey söyleyeceğim diye. Yok. Ama artık yani federasyonla ilgili konuşmak istemiyorum. İyi geceler efendim. İyi geceler.